Bir meseledeki ihtilafımızda tarikatçılarla bizim aramızda ihtilaf var değil mi mesela? Binlerce konuda var da rabıta sadece bunlardan biri. Bizim ihtilafımız var. Bu konuyu Allah ve Resulüne götürdüğümüzde işittik ve itaat ettik dememiz lazım. Allah bunu emretmiş mi emretmemiş? Peygamber bunu yapmış mı yapmamış? Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Zaten ayetin devamında da isyankarlardan bahsederken Allah Azze ve Celle diyor ki onlar da şöyle söylerler. Semi'na ve asayna. İşittik ve isyan ettik. Yani hücceti duyuyor mesela tarikatçı, 50 tane tevil yapıyor. Hücceti duyuyor mesela X bir kişi, 50 tane tevil yapıyor. Olmaz. Eğer müminsen, Müslümansan ölçün Kur'an ve sayı sünnet olmalı. Allah sadece ud'uni istecib lekum der. Bana yönelin, ben size yakınım, size icabet ederim der. Yani Allah kendisiyle arasına bir aracı konulmasına karşı bir Allah'tır. Zaten Allah Mekkeli müşriklere bu yüzden müşrik diyor. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah ile kendi aralarına putlarını koyarlardı. Bu yüzden Allah onlara müşrik dedi. Bakın dikkat edin. Müşrik nedir? Allah'a inanan ama ortaklar koşan demektir. İşlerine gelince mealcilere laf atan tarikatçılar işlerine gelen ayetleri kesip kırparak, ayetlerin iki kelimesini, üç kelimesini kesip kırparak mealciliğin dik alasını yapmaktadır. Şeyh'i düşünüyoruz, ne olmuş, sen de eşini düşünmüyor musun? Kardeşim, insan eşini ibadet olsun diye mi düşünür? İnsan annesini babasını ibadet olsun diye mi düşünür? Özlediği için düşünür. İnsan elmayı armutu ibadet olsun diye mi düşünür? Acıktığı için düşünür. Tefekkür bir ibadettir, sadece Allah'a yapılır. Allah'ın dinini düşünürsün, İslam'ı düşünürsün, Allah'ın nimetlerini düşünürsün. Şeyhini düşünemezsin. Şeyhini düşünmen demek ona tefekkür etmen demektir. Ona tefekkür etmen demek ona ibadet etmen demektir. Bu ise şirktir. Kardeşim ya bir şey ibadetse onu bütün Müslümanlar yapmalı ya. Mesela belli bir seviyeye gelene kadar namaz kılamazsın diyor musun sen kimseye? Kardeşim aklı selim olan herkese namaz farzdır diyorsun. Ya da belli bir seviyeye gelene kadar oruç tutamazsın diyor musun? Hayır. Kardeşim sağlıklı her mümine oruç farzdır diyorsun. Ya da hac. Ya belli bir seviyeye gelene kadar hac yapamazsın diyor musun? Hayır. Kardeşim param varsa hac sana farzdır. Bu kadar. Arkadaşlar belli bir seviyeye gelmek demek nedir ya? Putlara bakmak, putları düşünmek, putları tefekkür etmek fikri, yani rabıta fikri Resulullah'ın sünneti değil, Ebu Cehil'in sünnetidir. Ebu Leheb'in sünnetidir. Rabıta Ebu Leheb'in ibadetidir, Ebu Cehil'in ibadetidir. Resulullah'ın ibadeti değildir. Allah'tan korkun. Halkımızı, milletimizi saptırmayın. İslam'da rabıta diye bir farz yoktur. Müşriklerin farzlarındandır varsa eğer. Ebu Leheb'in farzıdır. Ebu Cehil'in farzıdır. Budizmin farzıdır. Hristiyanlığın Hazreti İsa'nın resimlerini ve heykellerini yapıp yüzyıllar sonra kendi kiliselerine koyup yüzyıllar sonra da ondan yardım istemesidir. Allah Bakara 257'de de Allah'ın dostları müminlerdir diyor. Kafirler ise tağutun dostudur diyor. Ey tarikatçılar, siz tağutu reddetmemişsiniz ki. Siz tağuta oy veren, tağuta destek veren, tağut için milletin evini dolaşan, her seçim döneminde vakıflardan, onlardan, bunlardan dünyanın parasını kaldıran adamlarsınız yani. Siz tağutun adamısınız. Siz misiniz evliya? Biziz evliya. Biz Müslümanlar evliyadır. Siz müşriksiniz. Nereniz sizin evliya? Bu hadis sahih olsa bile bize delildir, size delil değildir. Eğer rabıta, Resulullah'a rabıta diye bir şey olsaydı sahabeler evlerinde de Resulullah'a rabıta ederdi. Resulullah'ı düşünürdü. İşlerinde de Resulullah'a rabıta ederdi, Resulullah'ı düşünürdü. Çocuklarıyla oynarken de Resulullah'ı düşünürlerdi. Demek ki sahabe Resulullah'ı unutuyor ki, demek ki sahabe imanının azaldığını hissediyor ki, münafık oldum diye endişelenmiş. Eğer rabıta diye bir şey olsaydı sahabe ben münafık oldum der miydi? Eğer rabıta diye bir şey olsaydı Hazreti Ebu Bekir, ey Hanzala bende de bu durum var der miydi? Ya biraz düşünün, düşünün, biraz akledin ya. Efela teakilun. Akletmez misiniz ya? Hala mı akletmezsiniz ya? Biraz akledin, bakın bu hadis rabıtanın olmadığına delildir. Bakın Allah sofilere, Budistlere, Hindulara, panteist Hristiyanlara, Allah Mekke'li müşriklere, günümüzün müşriklerine diyor ki Allah yalancı kafirlere hidayet etmez. Başını sıkıştığında kabir ehlinden yardım isteyin diye hadis uyduran yalancı kafirlere Allah hidayet etmez diyor Allah Azze ve Celle. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli arkadaşlar. Bugün inşallah rabıta meselesini ele alacağız ve rabıta meselesinde getirilen şüphelere cevap vereceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bu rabıta meselesini ele almadan önce bir Müslümanın rabıta meselesine nasıl yaklaşması gerektiğini söyler misiniz? Tabii ki söyleriz. Değerli arkadaşlar, rabıta meselesinde biliyorsunuz ki bugün insanlarımız tıpkı diğer dini meselelerde, namazda, oruçta, haçta, zekatta, abdestle alakalı konularda vesaire, bizim milletimiz herhangi bir araştırma yapma gereği duyduğu zaman açıp İslami kitaplardan okumuyor, YouTube'a yazıyor ya da
ne bileyim internetten araştırma yapıyor. Yani mücerred bir konu için 5-6 tane kitap alıp araştıran insan sayısı herhalde binde birdir. Bu yüzden bizler rabıta meselesini tarafsız bir gözle incelediğimizde, özellikle YouTube'dan baktığımızda görüyoruz ki insanların tevhid ehli zannettiği hocalar bile, mesela isim vermeye gerek yok da Nureddin Yıldızlar, Alparslan Kuytullar vesaire, bunlar bile rabıtaya çeşitli teviller getirmeye ve rabıta yapanları tekfir etmemek için çeşitli teviller yapmaya kendilerini zorlamışlar. O yüzden hani rabıta meselesini araştıran bir insan için pek bir kaynak yok açıkçası. Biz de bu video kaynak niteliğinde olsun diye piyasada rabıtacıların, yani rabıtayı savunan tarikatçıların en yaygın getirdiği 12 şüpheye cevap vereceğiz değerli arkadaşlar. Ve bu 12 şüpheye öyle cevaplar vereceğiz ki hiçbir çıkış kapısı kalmayacak şekilde cevaplar vereceğiz. En sonunda da rabıtayı icat eden Halid-i Bağdadi'yi anlatacağız ve Halid-i Bağdadi'nin memleketimiz için nasıl bölücü faaliyetlerde bulunduğunu ve bugünkü terör örgütlerinin temellerini nasıl attığını hep beraber göreceğiz değerli arkadaşlar. Ama bunu Allah için ben izleyenlerden rica ediyorum hocam. Selim bir kalp ile dinleyin. Yani taraflı bir gözle değil. Bu videoyu izleyen kişi, tarikatçısın, işte Mahmutçusun, Menzilcisin, Süleymancısın, her kim olursan ol. Ama bu videoyu izlerken Allah'tan korkarak izle. Yani bizim amacımız da bu. Allah'tan korkarak bunu anlatıyoruz. Siz de inşallah Allah'tan korkarak dinlerseniz bir şeyler elde edebiliriz. Hele hele rabıta gibi bir meselede yani. Benim mesela rabıtam var arkadaşlar. Süleymancılarda tekamül diye bir şey vardır. Orada ben rabıta almıştım. Ondan sonra menzile gittik Allah affetsin. Vesaire vesaire. Yani böyle birkaç yerden rabıta almışlığımız var. Geçmiş tevhidden önceki cahiliye hayatımızda böyle tecrübelerimiz mevcut. O yüzden bu konunun yabancısı da değilim. Onu da belirteyim. Ve arkadaşlar bu konuda olduğu gibi bütün konularda bizim bir ölçümüz olmalı. Bizim bir kıstasımız olmalı değil mi? Arkadaşlar bu bardağı görüyorsunuz. Bu bardağın en fazla alabileceği su miktarı 300 mililitredir. 300 mililitreden sonra bu bardak taşar ve suların hepsi dökülür. Su mındar olur yani. O yüzden bu bardağın ölçüsü nedir? 300 mililitre, 350 mililitre neyse işte. Bu şekilde bir miktarı vardır. İşte bizim de hayatımızda bir ölçü olmalı. Eğer hayatımızda bir ölçü olmazsa kendi heybemizi doldurdukça doldurursak o heybenin içi çarşamba pazarına döner. Her akideden, her itikattan, her görüşten, her düşünceden, her ideolojiden, her izimden parçalar alırsak neye inanacağımız, neye itikat edeceğimiz belli olmaz. Karma karışık bir inancımız olur. Bu yüzden değerli arkadaşlar bizim bir ölçümüz olmalı. Eğer ben Müslümanım diyorsanız, yok kardeşim benim böyle bir derdim yok gibi bir fikriniz ya da böyle bir düşünceniz varsa hayatınızı yaşayabilirsiniz. Bu video size göre değil. Ama hayır ben Müslümanım diyorsanız sizin bir ölçünüz olmalı. Peki bizim ölçümüz nedir değerli arkadaşlar? Bizim ölçümüz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Peygamber Efendimiz'dir. Bir ameli Peygamberimiz yapmışsa yaparız, Peygamberimiz yapmamışsa yapmayız. Eğer bir adam Peygamberimizin yapmadığı bir ameli yapıyorsa bu adam Peygamberimizden rol çalıyor demektir. Yani Peygamberin aklına gelmeyeni ben yaptım. Haşa ve kella Allah'ın aklına gelmeyeni ben yaptım demiş olur. Yani ben Peygamberden daha ihlaslıyım. Ben Peygamberden daha takvalıyım demiş olur. Ben Peygamberden daha fazla bir şekilde Allah'tan korkuyorum. Peygamberin yapmadıklarını yapıyorum demiş olur. Rabıta gibi, tövbe dağıtma gibi, Allah'tan başkasından yardım istemek gibi. Bunlar Peygamberimizin yapmadığı amellerdir. Değerli arkadaşlar, ölçümüz Peygamberimiz olmalı. Biraz sonra da Peygamberimize iddia edilen, isnat edilen, sahabeye isnat edilen, Ebu Bekir'e, Selman'a vesaire isnat edilen, Allah hepsinden razı olsun, şüpheleri tek tek ele alacağız. Ama ölçümüz Resulullah olacak dedik. Bakın arkadaşlar, Allah Azze ve Celle Nisa suresi 59. ayette buyuruyor ki, eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah'a ve Resulüne götürün. Şu an rabıta meselesinde bu videoyu izleyen X bir rabıtacıyla, X bir tarikatçıyla ben çekişiyorum değil mi? Ben diyorum ki şirktir, o diyor ki hayır şirk değil, sevaptır hatta. Çok güzel bir ameldir diyor. Bak çekiştik biz. Ne yapacağız? Allah Nisa suresi 59. ayette diyor ki onu Allah ve Resulüne götürün. Allah ve Resulüne götürdüğümüz zaman ne görüyoruz? Allah ve Resulü Kur'an'ında ve sünnetinde buna yer vermemiş. Yani bizim ölçümüzün bu olması lazım. Yine Allah Azze ve Celle ayette buyuruyor ki Ali İmran suresi 31. ayette de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani Allah Azze ve Celle peygamberimize diyor ki insanlara de ki ashabına, Mekkelilere, Medinelilere, bu videoyu izleyenlere, kendine Müslüman diyen herkese de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Yani eğer Allah'ı seviyorsak arkadaşlar Resulullah'a tabi olacağız. Resulullah'ın yaptığını yapacağız, yapmadığını da yapmayacağız.
Yine başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Nur suresi 51. ayette aralarında hüküm vermesi için Allah ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. Yani arkadaşlar bir meseledeki ihtilafımızda tarikatçılarla bizim aramızda ihtilaf var değil mi mesela? Binlerce konuda var da rabıta sadece bunlardan biri. Bizim ihtilafımız var. Bu konuyu Allah ve Resulüne götürdüğümüzde işittik ve itaat ettik dememiz lazım. Allah bunu emretmiş mi emretmemiş. Peygamber bunu yapmış mı yapmamış. Semi'na ve ata'na. İşittik ve itaat ettik. Zaten ayetin devamında da isyankarlardan bahsederken Allah Azze ve Celle diyor ki onlar da şöyle söylerler. Semi'na ve asayna. İşittik ve isyan ettik. Yani hücceti duyuyor mesela tarikatçı 50 tane tevil yapıyor. Hücceti duyuyor mesela X bir kişi 50 tane tevil yapıyor. Olmaz. Eğer müminsen, Müslümansan ölçün Kur'an ve sayı sünnet olmalı. Yine arkadaşlar başka bir ayette Allah Nahl suresi 44. ayette buyuruyor ki biz sana Kur'an'ı indirdik ki kendilerine indirileni insanlara açıklayasın diye. Yani arkadaşlar bir mesele, bir konu, bir ibadet Kur'an'da geçmiyorsa, bir ibadet bu kitapta geçmiyorsa Allah Azze ve Celle bizi onunla mükellef tutmamış demektir. Dolayısıyla o bizim için bir ibadet değil. O bizim için uydurma bir hurafedir. Yine Allah Azze ve Celle aynı şekilde Nisa suresi 61. ayette buyuruyor ki Resulün hükmünden ancak münafıklar kaçar. Resulün sünnetinden, Resulün amelinden ancak münafıklar kaçar. Eğer bir şeyi Resulullah yapmışsa ben de yaparım. Çünkü ben Allah'ın emrine uyarım. Ama bir şeyi Resulullah yapmadıysa falan şeyh, falan hazret, falan efendi, Halid-i Bağdadi, Şah-ı Nakşibendi, Mevlana, işte Mahmud Efendi, Abdülbaki Hazretleri bilmem şu bu bunlar değil. Peygamber Efendimiz yapmış mı? Yapmamış. Bitti. Münafıklar ancak yüz çevirirler diyor Allah Azze ve Celle. Yine Rabbimiz Nisa suresi 115. ayette de buyuruyor ki kim Resul'e muhalefet ederse onu cehenneme sokarız. Görüldüğü üzere arkadaşlar Resulullah'ın yapmadığı bir şeyi yapanlar Resulullah'a muhalefet edenlerdir. Allah da onları cehenneme sokacağını söylüyor. Rabıta gibi Allah'tan başkasından himmet, medet, tevessül, istiane, istigase gibi abenler, ibadetler bidat ibadetlerdir ve bunlar Resul'ün hükmü dışındaki hükümler, sünneti dışındaki sünnetlerdir ve Allah biz onları cehenneme sokarız diyor. Değerli arkadaşlar dikkat edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslümin müttefakun aleyhi olarak rivayet ettiği bir hadiste buyuruyor ki فَاِنَّ أَصْتَقَ الْحَد۪يسُ كَلَامُ اللّٰهِ Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. وَخَيْرَ الْهَد۪ي هَد۪ي مُحَمَّدِ Yolların en güzeli Muhammed'in yoludur. وَشَرَّ الْاُمُورُ مُحْتَسَاتُهَا Dine sonradan eklenen her şey kötülüktür. وَكُلُّ مُحْتَسَةٍ بِدْعَى Dine sonradan eklenen her şey bidattır. وَكُلُّ بِدْعَةٍ دَلَالَ Bütün bidatler sapıklıktır. وَكُلُّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ Bütün sapıklıklar da cehennemdedir. Değerli arkadaşlar, Peygamberimizin yapmadığı bütün ameller bidattir. Onları işlemenin sonu da cehennemdir diyor hadiste. Dolayısıyla himmet gibi, medet gibi, Allah'tan başkasına tevessül gibi, rabıta gibi ibadetler Resulullah'ın yapmadığı ibadetlerdir ve bidattir. Bugün tarikatçıların getirdiği bir şüphe var. Tarikatçılar diyorlar ki bidat ikiye ayrılır. Bidat-i hasene, bidat-i seyyye. Yani iyi bidat, kötü bidat. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Buna alakalı hiçbir hadis yok. Kur'an'ın hiçbir ayetinde iyi bidat, kötü bidat geçmez. Peygamberimizin hiçbir hadisinde iyi bidat, kötü bidat geçmez. Hazreti Ebu Bekir'e iftira atıyorlar. Zayıf bir hadisten yola çıkarak diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir demiş ki iyi bidat, kötü bidat vardır. Ve'liyazu billah. Peygamber Efendimiz hiçbir hadisinde bidatı iyi ve kötü diye ayırmamıştır. Zaten Arapça bilenler bilir ki bidat kötü bir şeydir. Yani kötü bir şeyin iyisi yoktur arkadaşlar. Yani ehveni şer bir bidat yoktur. Bidat bidattir, kötülüktür. Dine sonradan eklenen bütün ibadetler bidattir. Ama araçlar bidat değildir. Mesela tesbih bir araçtır değil mi? Zikirmatik bir araçtır. Telefondan Kur'an okumak veya Kur'an dinlemek bir araçtır. Megafonla ezan okumak bir araçtır. İnternetten şu an YouTube üzerinden sizin evlerinize ya da bu videoyu nerede izliyorsanız oraya misafir olmamız bir araçtır. Araçlar bidat değildir arkadaşlar. Dine ibadet eklemek bidattır. Dolayısıyla bunun iyi kötü diye bir ayrımı yoktur. Rabıta da dine sonradan eklenmiştir. Üstelik yaklaşık 200 sene önce, 200 sene önce anlatacağız birazdan, 200 sene evvel eklenmiş bir bidattır. Dolayısıyla biz Müslümanların bundan uzak durması gerekir. İşte rabıta meselesindeki ölçümüz bu olacak hocam. Şimdi arkadaşlar isterseniz rabıta meselesine giriş yapalım ve şüpheleri tek tek izale edelim. Hocam ilk başta şüphelere geçmeden önce rabıtayı bir ele alalım. Rabıta nedir? Tabii ki. Öncelikle Kamil hocamın dediği gibi rabıtayı şüphelerini izale etmeden önce bilmemiz lazım. Öyle ya. Evet. Bu rabıta nedir? Kelime olarak, ıstılah olarak, sözlük manası vesaire bunlar nedir bilelim. Değerli arkadaşlar, rabıta
Arapça herhangi bir sözlüğü alıp açtığınızda, R harfine bakıp açtığınızda şöyle yazar. Rabıta, bağlanmak demektir. Bağlanmak. Rabıta kelimesinin kökeni rabt'tır. R-B-T, rabt. Rabt'tır değerli arkadaşlar. Bu ise, yani rabt kelimesi ise iki şeyi birbirine bağlayan alaka demektir. İki şeyi birbirine bağlayan alaka demektir. Mesela panoların üstüne rabdiye asıyoruz değil mi? Rabdi, kağıdı koyuyoruz, kağıdı da böyle rabdiye ile yapıştırıyoruz. Mesela rabdiye ne yaptı? Rabdiye pano ile kağıdı birbirine bağladı değil mi arkadaşlar? İşte rabıta bu demektir. Istılah manası ise değerli arkadaşlar, yani tarikatçıların verdiği mana ise, sözlük manasından öte, ıstılah manası ise müridin kamil bir mürşide Allah'ın aynası olarak bağlanması. Bu rabıta kelimesinin ıstılah manasıdır. Rabıtayı ilk olarak ortaya atan kişi ise Halid-i Bağdadi'dir. Halid-i Bağdadi yaklaşık 200 sene evvel ortaya attı. Videonun en son kısmında onun hayatını anlatacağız ve bölücü faaliyetlerini ortaya koyacağız. Kaldı ki değerli arkadaşlar, rabdiye kelimesinin, hani az önce dedik ya rabıta bağlanmak demek, rabd kökünden türer. Rabdiye örneği vermiştik. Mesela değerli arkadaşlar, rutbe de buradan gelir. Rutbe nedir? Ast ile üstü birbirinden ayıran bağlamlardır, bağlantılardır. Rutbe işte aynı şekilde bu kökten türer. Bu yönüyle tüm bu kelimelerin, rabdiyenin, rutbenin, rabdin, rabıtanın, tüm bu kelimelerin kökeni bağlanmakta birleşiyor. Yani esas itibariyle bağlanmaktır. Yani tarikatçıların deyimiyle bir müridin, mürşidi kamile Allah'ın aynası suretinde, Allah'ın aynasıymış gibi bağlanmasıdır. Haşa ve kella. Yani arkadaşlar rabıta kısaca böyledir. Şimdi rabıtanın birinci şüphesine geçelim inşallah hocam. Hocam, ilk şüphe şudur. Kur'an'da rabıta var mıdır? Birinci şüphe, Kur'an'da rabıta var mıdır? Öyle değil mi? Evet, evet. Değerli arkadaşlar, tarikatçılar kendi kaynaklarında, kendi yazılı kaynaklarında veya YouTube'daki meşhur 60-70 yaşındaki o kodoman tarikatçıların getirdiği ilk şüphe budur. Rabıta Kur'an'da geçer derler ve 4 tane ayet söylerler. Gelin arkadaşlar bu konuyu detaylı bir şekilde ele alalım. Birincisi şunu bileceğiz. Rabıta Kur'an'da geçmez. İstilah manası ile, yani bir müridin mürşidi kamile Allah'ın aynası olarak bağlanması dediğimiz bu ibadet Kur'an'da geçmez. Kur'an'da geçmez çünkü Allah İnsanlara böyle bir şey söylemez. Allah sadece ud'uni istecib lekum der. Bana yönelin, ben size yakınım, size icabet ederim der. Yani Allah kendisiyle arasına bir aracı konulmasına karşı bir Allah'tır. Zaten Allah Mekkeli müşriklere bu yüzden müşrik diyor. Çünkü Mekkeli müşrikler Allah ile kendi aralarına putlarını koyarlardı. Bu yüzden Allah onlara müşrik dedi. Bakın dikkat edin. Müşrik nedir? Allah'a inanan ama ortaklar koşan demektir. Allah zaten Kur'an'ında bir tevhid dinini bize aktarmış, bir hanif dinini, bir İslam dinini bize aktarmışken nasıl olur da rabıta kelimesini Kur'an'ına alır? Peki bunların tevhirleri nelerdir? Bunlar derler ki Ali İmran suresi 200. ayette, Enfal suresi 60. ayette, işte Kehf suresinde vesaire rabıta geçer. Bakın değerli arkadaşlar, Kur'an'da geçer dedikleri şey aslında ribattır, rabıta değildir. Rabıta bambaşka bir kavramdır. Ribat da bambaşka bir kavramdır. Ribat ile rabıtanın arasında hiçbir bağlantı yoktur. Ribat nöbet tutmak demektir. Rabıta da bağlanmak demektir. Az önce kökenlerine kadar indik değil mi arkadaşlar? Arapça sözlüğe kadar indik. Rabıta bağlanmak demektir. Ribat da nöbet tutmak demektir. Yani ribat ayetlerini alıp rabıtaya delil yapamazsınız. Çünkü ikisi siyahla beyaz gibi ayrı kavramlardır. Yani bir adamın "Ey iman edenler, içkiliyken namaza yaklaşmayın" ayetini alıp "Ya bak, içkiliyken namaza yaklaşmayın" diyor. Demek ki namaz kılmak farz değil. Ya da demek ki içki içebiliriz ama namaz kılamayız şeklinde saçma sapan çıkarımlar yapanlar var ya, hani bunların yaptığı gibi olur. Yani Kur'an'dan kendinize her konuda delil toplayabilirsiniz arkadaşlar. Ayetleri böyle keserek kırparak bir sürü delil toplayabilirsiniz. Ama Allah katında bunlar geçersiz ve hüsran ile sonuçlanacaktır. Allah Azze ve Celle Enfal suresi 60. ayette, tarikatçıların delil olarak getirdiği bu Enfal suresi 60. ayette وَعَدُّوا لَهُمْ مَسْتَتَعْتُمْ ayeti var ya, مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاتٍ خَيْلُ تُلْحِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللّٰهُ diye böyle devam eder. Yani Allah yolunda gerek hafif gerek ağır şekilde cihada hazırlanın ayeti vardır. Bu ayet hakkında şöyle bir kelime geçer. رِبَاتُ الْخَيْلِ derler.
Ribatul hayl arkadaşlar, cihat için beslenen at demektir. At var ya hani üstüne bindikleri. İşte bu cihat için beslenen atlara ribatul hayl diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar da bu ayetten yola çıkarak diyorlar ki, aa bak işte buradaki ribatul hayl yani rabıtaya hazırlanın demektir. Arkadaşlar burada cihat için hazırlanan atlar demektir. Ribatul hayl. Kelime kelime söylüyorum. Ancak tarikatçılar diyorlar ki rabıtaya hazırlanın. Bununla hiçbir alakası yok. Yine aynı şekilde getirdikleri başka bir şüphe var. Ali İmran suresi 200. ayet. Bakın arkadaşlar. Ali İmran suresi 200. ayete gelin bakalım. Allah Azze ve Celle Ali İmran suresi 200. ayette buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Amenusbiru ve sabiru ve rabitu ve attakullah. Sabredin. Sabırda yarışın. Allah'tan korkun ve nöbet tutun. لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Eğer böyle yaparsanız kurtuluşa erersiniz. Bakın Allah Azze ve Celle ayette dedi ki değerli arkadaşlar sabredin, sabırda yarışın, nöbet tutun, birbirinize sabır tavsiye edin. Olur ki kurtuluşa erersiniz dedi. Buradaki ayete dikkat edelim. Burada hangi ayet geçti? Bu rabıta kelimesi nerede geçti? Tarikatçıların iddiasına göre ya yellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettakullah lealekum tuflihun. Burada ve rabitu kelimesi geçti. Yani ribat kelimesi geçti. Ribat nöbet tutmak demektir. Rabıta ise bağlanmak demektir. İkisinin hiçbir alakası yoktur birbiriyle. Birkaç harfin birbirine benzemesi ya da kafiyelerin, rediflerin, uyakların birbirine benzemesi onları aynı kavram yapmaz. Peki bunun delili nedir? Yani ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettakullah leallekum tuflihun ayetinde biz rabıta geçmediğini, nöbet tutun kelimesinin geçtiğini nasıl anlıyoruz? Arkadaşlar hemen bakalım. Sahabeden Osman radıyallahu an bu ayetin ribat olduğunu yani nöbet tutmak olduğunu cihatta Allah yolunda peygamberimiz ve ashabı cihad ederken bu ayet nazil oluyor. Ve bu ayette de sahabelerin nöbet tutmasına teşvik olduğunu Osman radıyallahu anh bakın bu hadisle anlatıyor. Osman radıyallahu anh söyledi ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Allah yolunda bir gün nöbet tutmak yani ribat tutmak diğer menzillerde geçirilen bütün günlerden hayırlıdır. Yani arkadaşlar Allah Azze ve Celle'nin Resulünün ashabı Osman radıyallahu anh bu ayeti bize bu hadisle tefsir etti. Dedi ki Allah yolunda bir gün nöbet tutmak yani ribat tutmak diğer günlerden hayırlıdır. Bunun kaynağını da söyleyeyim arkadaşlar. Tirmizi'nin Fedaülül Cihad bölümünün 26. hadisidir. Tirmizi'nin genelinde de 1667. hadistir. Buhari'nin Cihad bölümünün 73. hadisidir. Müslim'in İmaret bölümünün 163. hadisidir. İbn-i Mace'nin Cihad bölümünün 7. hadisidir. Nesai'nin Cihad bölümünün 39. hadisidir değerli arkadaşlar. Yani burada Osman radıyallahu anh bu ayeti tefsir ederken diyor ki Allah yolunda nöbet tutmaktır yani ribat yapmak. Peygamber ashabıyla beraber cihada çıkıyor, sahabelere nöbet tutturuyor düşman saldırısından korunmak için. Sahabeler nöbet tuttuğunda da Allah azze ve celle onları teşvik etmek için diyor ki sabredin. Bak nöbet tutuyorsunuz, ailenizden uzaktasınız, sevdiklerinizden uzaktasınız sabredin, sabırda yarışın. Yani daha fazla nöbet tutun. Ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa erersiniz diyor. Osman radıyallahu anh da bunu anlatırken diyor ki Resulullah şöyle buyurdu. Allah yolunda bir gün ribat tutmak yani bir gün nöbet tutmak bütün günlerden hayırlıdır. Yani bu Ali İmran suresi 200. ayette rabıta geçmez, ribat geçer, nöbet tutmak geçer. Nöbet tutmak başkadır. Bir mürşidi kamilin Allah'ın aynası olması haşa ve kella. Allah'ın aynası olması suretiyle ona bağlanmak bambaşkadır. İkisinin arasında hiçbir bağlantı yoktur değerli arkadaşlar. Aynı şekilde Kehf suresinde de Allah Azze ve Celle hani biz onların kalbini birbirine bağladık diyor ya. Bunlar da buradan yola çıkarak diyorlar ki işte bakın burada rabıta var. Arkadaşlar rabıta kişinin bir şeyhe Allah'ın aynası olması suretiyle haşa ve kella bağlanmasıdır. Bu ayette de Allah Azze ve Celle Ashab-ı Kehf'in kalbini birbirine bağladık diyor. Yani onların imanını arttırdık diyor. Onlara destek verdik diyor. Bunu alıp nasıl mürşidi kamile düşünmek, mürşidi kamile bağlanmak Allah'ın aynası olarak haşa ve kella. Nasıl bu gözle bakarsınız? Yani bu ayeti alıp kesip kırpmak mealcilikten başka hiçbir şey değildir. Mealcilikten başka hiçbir şey değildir. İşlerine gelince mealcilere laf atan tarikatçılar işlerine gelen ayetleri kesip kırparak ayetlerin iki kelimesini, üç kelimesini kesip kırparak mealciliğin dik alasını yapmaktadır. Allah Azze ve Celle bunlara hidayet etsin. Hocam genelde bu rabıta yapanların getirdikleri şüphelerden bir tanesi de
Diyorlar ki bir şeyhi düşünmenin ne zararı olabilir ki? Mesela eşini de düşünüyorsun, elmayı da düşünüyorsun, armutu da düşünüyorsun. Buna nasıl cevap verirsiniz? Evet, tarikatçıların getirdiği en meşhur şüphelerden biri de budur değerli arkadaşlar. Tarikatçılar diyorlar ki biz şeyhimizi düşünüyoruz. Düşünmek neden küfür olsun ki? Neden şirk olsun ki? Bu şüpheyi genelde değil hatta %99'u getirir. Süleymancılar da getirir, Mahmutçular da getirir, Menzilciler de getirir, Kadiriler de getirir, Rıfailer de getirir. Ne kadar tarikatçı varsa hepsi getirir. Arkadaşlar bakın, sizi şirke davet ediyorlar. Süslü sözlerle sizi Allah'a ortak koşmaya davet ediyorlar. Sen şeyhini düşündüğünde rabıta ibadetini yapıyorsun değil mi? Bak ibadet. Rabıta bir ibadettir değil mi? Şirk de olsa bir ibadettir. Rabıta ibadetini yapıyorsun. Sen eşini düşündüğünde ibadet mi yapıyorsun? Sen elmayı armutu düşündüğünde ibadet olsun diye mi düşünüyorsun? Sen tuttuğun takımı ya da akşam izleyeceğin filmi ya da yarın yapacağın işi düşündüğünde ibadet mi yapıyorsun? Ey cahil Sofi! Nasıl da insanları saptırıyorsunuz? Şeyhi düşünüyoruz, ne olmuş? Sen de eşini düşünmüyor musun? Kardeşim, insan eşini ibadet olsun diye mi düşünür? İnsan annesini babasını ibadet olsun diye mi düşünür? Özlediği için düşünür. İnsan elmayı armutu ibadet olsun diye mi düşünür? Acıktığı için düşünür. İnsan akşam izleyeceği maçı, onların bir videosu var 600 bin izlenmiş YouTube'da. 600 bin izlenmiş maç örneğini getiriyor. İnsan akşam izleyeceği maçı ibadet olsun diye mi düşünüyor? İnsanları nasıl da şirke çağırıyorsunuz? Arkadaşlar kesinlikle bu düşünce şirk olan bir düşüncedir. Bu düşünce şeyhe ibadet etmektir. Allah'tan başkasına ibadet etmektir. Bakın bunların kendi kitaplarından bir delil getirmek istiyorum. Cübbeli Ahmet'in Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiliye'nin meşrutiyetine dair kitap isimli çalışmasında 41. sayfada bakın Cübbeli Ahmet ne diyor arkadaşlar. Burayı dikkatli bir şekilde dinleyelim. Cübbeli Ahmet'in tarikatları savunmak için, rabıtayı savunmak için yazdığı Rabıta Müdafası kitabının 41. sayfasında bakın ne diyor. Şeyhini Mevla Teala'nın aynası olarak kabul eden mürit, haşa ve kella, haşa. Allah'ın aynası ne demek ya? Haşa, şeyh Allah'ın nasıl aynası oluyor? Allah ki yerlerin ve göklerin hükümdarı, işte yerleri ve gökleri yaratan, o şeyhi de yaratandır. O şeyh ki kendi karnında, bağırsaklarında kendi dışkısını taşıyan bir adamdır. Haşa, nasıl Allah'ın aynası olur? Şeyhini Mevla Teala'nın aynası olarak kabul eden mürit, o aynada Mevla Teala'yı görür gibi olmaya çalışır. Bakın alın bu kitabı, Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celili'nin meşrutiyeti. Bu kitabın 41. sayfasını okuyun. Ben mi iftira atıyorum yoksa Cübbeli Ahmet mi böyle söylüyor? Şeyhini Mevla Teala'nın aynası olarak kabul eden mürit, o aynada Mevla Teala'yı görür gibi olmaya çalışır. Yani rabıta yaparken. Bu sırada lisan-ı hal ile, ya Rabbi ben seni göremiyorum ancak bu aynanın karşısında sen varsın. Seni görür gibi oluyorum diyerek niyazda bulunur. Haşa ve kella. Yani şeyhini düşünür ya, hani böyle elini dirseğinin üstüne koydun. Böyle şeyhini düşünüyorsun. Şeyhinden bir ayna olarak Allah Azze ve Celle'ye ulaşıyorsun. Yani diyorsun ki orada da lisan haliyle, ya Rabbi seni göremiyorum ancak bu aynanın karşısında sen varsın. Yani sen benim şeyhimin yerindesin demiş oluyorsun. Haşa ve kella. Daha sonra da Cübbeli Ahmet diyor ki şeyhin iki kaşının arası düşünülmeli. Şeyhin iki kaşının arası düşünülmeli. Şeyhin ruhaniyetine basiret gözüyle nazar eden kimse orada hakkı görür gibi olur. Yani Allah'ı görür gibi olur. Haşa ve kella. Yani şeyhin iki kaşının ortasında Allah'ı görür gibi olur diyor. Orada Allahu Teala'yı görür diyor. Haşa ve kella. Arkadaşlar bu şirkin daniskasıdır. Bir de şunu biraz sonra anlatacağız. Halid-i Bağdadi Hindistan seferinde Budizm'den bu rabıtayı alıntılıyor arkadaşlar. Budizm'de iki kaşın arası var ya, iki kaşın arasına çakra bölgesi deniyor arkadaşlar. Çakra bölgesi, yani enerjinin toplandığı bölge. Halid-i Bağdadi denen bölücü zındık, Osmanlı düşmanı, İngiliz uşağı bu adam, iki kaşın arasındaki çakrayı Budistlerden duyarak bu dine eklemiş. Rabıta ise arkadaşlar Budizm'deki meditasyondur. Budizm'deki yogadır. Yoganın ya da Türkçe deyimiyle meditasyonun Budizm versiyonunu almışlar, İslam'a rabıta diye yüklemişler. Budist'teki Budist rahipleri düşünüp iki kaşlarının arasındaki çakraları açma fiilini, bunlar iki kaşın arasında şeyhini düşün, orada Allah'ı görürsün şeklinde kendi şirklerine alet etmişlerdir. Bu var ya hani şeyhte Allah'ı görür gibi olmak. İşte bizim bütün videolarda hulül dediğimiz şirk budur arkadaşlar.
Yunus Emre'nin şiirlerinde Allah'ı çiçekte gördüm, Allah'ı şarapta gördüm, Allah'ı güzel bir kadın suretinde gördüm dediği şey işte tam da bu hulul inancıdır. Mevlana'nın Mesnevisinde Şems-i Tebrizi, eşim Kimya Hatun'u Allah'ın suretinde hulul ederek gördü dediği hulul tam olarak budur. Allah çiçeğe, şaraba, güzel bir kadına, Mevlana'nın karısı Kimya Hatun'a, işte bu tarikatçıların Mahmud Efendisi'nin iki kaşının ortasına, Menzil Şeyh'inin iki kaşının ortasına, Süleyman Hilmi Tunağan'ın iki kaşının ortasına hulul etmesidir. Haşa ve kella. Allah'ın bir yarattığının içine girmesi haşa ve kella şirk inancıdır arkadaşlar. Bu inanç vahdet-i vücut inancıdır. Hani Cübbeli Ahmet diyor ya, biz vahdet-i vücudu reddediyoruz. Tam tersine arkadaşlar. Cübbeli Ahmet vahdet-i vücudu da kabul ediyor, hulülü de kabul ediyor. Allah'ın her şey olması. Yani haşa şu bardağın, şu elimi salladığım havanın, kısacası Allah'ın yarattığı her şeyin Allah'ın bir parçası olması fikri, yani vahdet-i vücut fikri tam da budur. Hatta bakın, hani Cübbeli Ahmet bir sohbetinde diyor ya, ete kemiğe büründü, Mahmud diye göründü. Değerli arkadaşlar, aslında onların akidesi budur, biliyor musunuz? Aslında onların hulül akidesi, vahdet-i vücut akidesi budur. Aslında adamlar kendi akidelerinde samimi ama toplumdan korkuyorlar. Bunu söyleyen de ilk Cübbeli Ahmet değil. Bayram Ali Öztürk, Mekke'de Resulullah'ın beldesinde, Medine'de bakın ne demişti? Muhammed eşittir Allah, bir eti kemiği var farklı olarak. Bayram Ali Öztürk bunu söylemişti. Muhammed eşittir Allah, bir eti kemiği var farklı olarak demişti. Ey değerli arkadaşlar, bu şirktir. Bu şirkin daniskasıdır. Bu vahdet-i vücuttur. Bu vahdet-i şuhuttur. Bu şatiyedir. Bu hulüldür. Bu İslam'a hakarettir, şirktir. Ey değerli arkadaşlar, şeyhin iki kaşının ortasında Allah'ı görmek, Allah'a ulaşmak fikri hulülün, vahdet-i vücutun dik alasıdır. Sakın bu şirklere bulaşmayın. Bu düşüncenin, şeyhi düşünüp iki kaşının ortasından Allah'ı görür gibi olmak, Allah'ın aynası olması ile kişinin anne babasını düşünmesinin hiçbir alakası yoktur. Kişinin eşini düşünmesinin, elmayı armutu düşünmesinin ya da tarikatçıların deyimiyle akşam izleyeceği maçı düşünmesinin hiçbir alakası yoktur. Az evvel söyledik ya arkadaşlar, Halid-i Bağdadi Hindistan seferinde Budizm'den aldı bunu. Arkadaşlar, iki kaşın ortasında Budistlere göre çakra vardır. Vücudun enerjisi bazı yerlerde toplanır. Budistler buna çakra derler. İşte dirsekte, dirseğin arka ön kısmında, ellerde, ayak uçlarında, iki kaşın ortasında, epifiz bezi denilen beynin tam ortasında vesaire vesaire. Bu tip yerlerde insan enerjisi toplanırmış bunlara göre. İşte tarikatçılar arkadaşlar Budizm çakrasını almışlar, iki kaşın ortasında şeyhini göre çevirmişler. Rabıta Budizm meditasyonudur, yogadır. Budizm'de arkadaşlar nirvana diye bir şey vardır, ermek. Yani ermek kavramı tarikatta fenafillah'tır. Fenafillah kavramı Budizm'in nirvanasıdır. Budizm'in nirvanasını alıp fenafillah diye size yutturmaya çalışıyorlar. Ey kardeşler, tarikatçılığı ilk olarak ortaya atan kişi Cengiz Han'dır. Cengiz Han El Yasak isimli kitabında bütün dinlerden alıntı yaparak bir anayasa hazırlamıştır. Ve bu anayasayı fethettiği bölgelerde dayatmıştır. İşte Cengiz Han'ın El Yasak kitabındaki en önemli İslam etkeni ise tarikat İslamı'dır. Yani tağutlara boyun eğen, tağutlara itaat eden, tağutlara koyun olan, tıpkı bugünkülerin yaptığı gibi tağutların oy deposu. Tağutlara koyun olan bir İslam geliştirmektir. Cengiz Han bunu yapmıştır. Orta Çağ Avrupa'sındaki Hristiyanlığı bölmek için bile Cengiz Han Hristiyan mezhepleri çıkarmıştır. Budizmi ve Hinduizmi baştan dizayn etmiştir Cengiz Han. Cengiz Han'ın ortaya attığı tarikatçılığı Anadolu'muzda yayan da Mevlana'dır. Bu ki Hinduizm'den etkilenmiş bir ibadettir. Bu tarikatçılığın rabıtası. Ki birçok şeyde fenafillah gibi, vahdet-i vücut gibi, vahdet-i şuhud gibi birçok şeyi Hinduizm'den, Budizm'den, Hristiyanlıktan almışlardır. Mesela vahdet-i vücut dedik hocam değil mi? Vahdet-i vücut nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hristiyanlıktaki panteizmdir. Hristiyanlıkta panteizm vardır. Bunu ilahiyat okuyanlar ya da böyle çok okuyanlar bilirler. Panteizm. Hristiyanlıktaki panteizmin aynısı İslam'a vahdet-i vücut olarak geçmiştir. Bunu ortaya atan da Muhyiddin İbn Arabi'dir. Muhyiddin İbn Arabi İspanyalıdır. İspanya'daki panteizm mezhebi ise nerede çıkmıştır biliyor musunuz arkadaşlar? Ne hikmetse Muhyiddin İbn Arabi'nin doğduğu şehirde. Evet, Hristiyanlıktaki panteizm fikri Muhyiddin İbn Arabi'nin büyüdüğü, doğduğu beldede çıkmıştır. Muhyiddin İbn Arabi de orada Hristiyanlardaki panteizmi almış, İslam'a vahdet-i vücut diye koymuştur. Ey kardeşler, bunlardan sakının. Kur'an ve sahih sünnette geçmeyen her şeyden uzak durun. Yine bunlar aynı şekilde diyorlar ki, rabıtada biz şeyhi düşünüyoruz. Ya bundan ne olacak ki? Onun ruhaniyetinden faydalanıyoruz. Arkadaşlar bakın, şeyhi düşünmek demek, ona ibadet etmek demektir. İbadet sadece Allah'a yapılır.
Bakın tefekkür bir ibadettir değil mi? Tefekkür nedir? Fikir etmek, tefekkür. Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? اَفَلَا تَفَكَّرُونَ Hala tefekkür etmeyecek misiniz diyor Allah Azze ve Celle. Yani arkadaşlar, tefekkür etmek bir ibadettir. İslam'da Allah Azze ve Celle'yi düşünmek, Allah'ın nimetlerini düşünmek bir ibadettir. Sen şeyhini düşünerek şeyhine tefekkür ediyorsun. Allah'a yapılan bir tefekkür ibadetini şeyhine yapıyorsun. Hatta bu Mahmutçular diyor ki, Mahmud Efendi'yi düşünmek, Mahmud Efendi'yi görmek 150 sene ibadete bedeldir. Haşa, peygamber bile demedi beni görmek, beni düşünmek 150 sene ibadete bedeldir. Peygamber bile demedi, bunlar diyorlar. Allah Azze ve Celle'den korkun, insanları şirke çağırmayın. Tefekkür bir ibadettir, sadece Allah'a yapılır. Allah'ın dinini düşünürsün, İslam'ı düşünürsün, Allah'ın nimetlerini düşünürsün. Şeyhini düşünemezsin. Şeyhini düşünmen demek ona tefekkür etmen demektir. Ona tefekkür etmen demek ona ibadet etmen demektir. Bu ise şirktir. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınalım. Bir de şöyle bir şey var. Mesela biz Süleymancılar'da böyle alıyorduk. Süleyman Hilmi Tunağan'ın fotoğrafı bir hepimizin cüzdanlarındaydı arkadaşlar. Süleyman Hilmi Tunağan'ın fotoğrafını çıkarırdık. Süleyman Hilmi Tunağan'ın fotoğrafına bakarak rabıta yapardık böyle. Arkadaşlar Allah için ya düşünün bu nasıl bir bidattir? Eskiden fotoğraf makinesi mi vardı ya? Eskiden tarikat müritleri şeyhlerini hiç görmüyorlardı ki. Şeyhin yakın çevresindekiler şeyhini görüyordu. Şeyhin etrafındakiler onları görmüyordu ki. Mesela Abdülkadir Geylani diyorlar değil mi? Ki Abdülkadir Geylani Hanbeli alemidir. Bizim akidemizdendir. Onun hakkında da çok yakında video geliyor arkadaşlar. Tarikatçılar onu Bağdat'ta şehit etmişlerdir. Abdülkadir Geylani mesela. Kaç tane tarikatçı Abdülkadir Geylani'yi gördü ki onu tefekkür etsin? Sen görmediğin bir şeyi nasıl tefekkür edebilirsin ki? Şeyhini hiç görmedin mesela. Onu nasıl tefekkür edebilirsin ki? Fotoğrafın icadından önce bahsediyorum. Fotoğrafın icadından sonra fotoğraftan bakabiliyorsun şeyhine. Sen hiç görmedin birini nasıl tefekkür edebilirsin ki? Allah için ya arkadaşlar akıl edin biraz ya. Biraz tefekkür edin. Sen nasıl şeyhini görmeden onu düşünebilirsin? Öyle ya. Ona rabıta yapmak için onu düşünmen lazım. İki kaşının ortasından bir nurun çıkması lazım. Allah'ın aynası olarak değil mi? E sen hiç görmemişsin ki şeyhini. Yani Abdülkadir Geylani'ye tabi olan müşrik tarikatçılar... Hepsi Abdülkadir Geylani'nin Allah'ına kurban olsun. Abdülkadir Geylani'yi gördüler mi? Yani arkadaşlar hiç muz yememiş bir insana muzu nasıl anlatabilirsiniz ki? Ya da hiç çikolata yememiş bir Afrikalıya çikolatayı nasıl anlatabilirsiniz ki? Ya da hiç duymayan bir insana, bir sağıra sesi nasıl duyurabilirsiniz ki? Bir köre güzel bir resmi nasıl anlatabilirsiniz ki? Şeyhini hiç görmemiş bir insan nasıl şeyhini düşünecek de alnının ortasından nur çıkacak da Allah'a ulaşacak da o da oraya gidip ibadet yapacak da Allah'a ulaşacak bilmem ne. Yani bu rabıta arkadaşlar saçma sapan bir ibadettir. Fotoğrafa, görüntüye bağlı, teknolojiye bağlı bir ibadettir. Yani ne kadar saçma bir şey subhanallah. Dolayısıyla arkadaşlar bu rabıta meselesi bu şekilde insanlarımıza şirke davet edilen ve piyasada da kendisine hoca diyen, tevhid ehli diyenlerin bile tarikatçıların korkusundan sessiz kaldıkları büyük bir şirktir. Hocam bir de şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki Allah dostları yanılmaz. Buna nasıl bir şey söyleyebilirsin? Evet arkadaşlar bu rabıtayı savunanlar rabıtaya delil evet. getirirken diyorlar ki biz bu rabıtayı yaparız. Niye yaparsın abi? Çünkü Mahmud Efendi yanılmaz. Çünkü bunca meşayih, bunca evliya, bunca sadat, bunca silsile-i sadatın halkaları, bunca alim yanılır mı? Bunca alim yanılmaz diyorlar. Bunca alim yanılmayacağı için de rabıtayı yaparız diyorlar. Yani bir nevi akli bir delil getiriyorlar. Öncelikle değerli arkadaşlar, bunların yanıldığının en büyük örneği nedir? Bunların yanıldığının en büyük örneği rabıtanın Kur'an ve sünnette geçmemesidir. Allah herhangi bir ayetinde ey iman edenler mürşidi kamile bağlanın onun alnından bir nur çıksın oradan bana ulaşın diyor mu? Demiyor. Yok. Yani. Rabıta budur değil mi? Cübbeli Ahmet az önce kendi söyledi. Ya da Peygamber Efendimiz ey insanlar beni düşünün iki anlamdan bir nur çıksın Allah'a ulaşın diyor mu? Demiyor. Ya da peygamber başka bir peygamberi düşünüp ona rabıta yapmış mı? Mesela Hazreti İbrahim'e falan yapmamış. Ya da sahabe peygamberimize rabıta yapmış mı? Yapmamış. Ya da tabi'in sahabeye rabıta yapmış mı? Yapmamış. Ya da tebe-i tabi'in tabi'ine rabıta yapmış mı? Yapmamış. Ya da müteahhirin selefe rabıta yapmış mı? Yapmamış. Ya da muasır müteahhirine rabıta yapmış mı? Yapmamış. Yani bunlar hiçbir ayet, dört mezhepte, hiçbir hadiste, hiçbir ayette geçmeyen şeylerdir. Bundan dolayı yanıldınız. Şeyhleriniz de yanıldı, siz de yanıldınız. Hepiniz şirke düştünüz. Allah ayette buyurdu ki insanların çoğuna uyarsan seni saptırırlar. İnsanların çoğunluğuna uymak ölçü değildir arkadaşlar. Bakın şu an ekranda Allah'ın çoğunluğa uymayın, çoğunluğa uyarsanız saparsınız dediği ayetleri görüyorsunuz.
Bunları tek tek okumaya kalksak, tefsir etmeye kalksak videonun süresi 2 saat olur. Bundan dolayı değerli arkadaşlar, çoğunluğa uymayın. Kur'an ve sünnette geçmeyen ibadetleri ibadet diye yapmayın. Allah Azze ve Celle'den korkun. Hocam bir de bu rabıtacılar diyorlar ki işte belli bir seviyeye gelmeden bir sofiye rabıta verilmez. Evet. İşte belli bir seviyeye gelmesi lazım. Ondan sonra verelim. Bunu nasıl açıklarsınız? Evet arkadaşlar, bir saçmalık da budur. Yani öyle bir ibadet düşünün ki rabıta diye bir ibadet var. Belli bir seviyeye gelmeyen kimseye vermeyiz diyorlar. Evet. Kardeşim ya, bir şey ibadetse onu bütün Müslümanlar yapmalı ya. Mesela belli bir seviyeye gelene kadar namaz kılamazsın diyor musun sen kimseye? Kardeşim aklı selim olan herkese namaz farzdır diyorsun. Ya da belli bir seviyeye gelene kadar oruç tutamazsın diyor musun? Hayır. Kardeşim sağlıklı her mümine oruç farzdır diyorsun. Ya da hac. Ya belli bir seviyeye gelene kadar hac yapamazsın diyor musun? Hayır. Kardeşim param varsa hac sana farzdır. Bu kadar. Arkadaşlar belli bir seviyeye gelmek demek nedir ya? Bu bir ÖSS mi? Bu YGS mi? KPSS mi? LGS mi? OKS mi? Ne ya bu? Sübhanallah. Süleymancılarda 6 ay gidiyorsun hocam. 6 ayın sonunda rabıta veriyorlar. İşte menzilcilerde farklı, Mahmutçularda farklı. Mahmutçularda tarikat dersleri alman lazım. Yani mürit olduğunda vermiyorsun. Tarikat derslerine başlaman lazım. Zikir mikir falan var. Seviyeye yani. Evet. O seviyeden sonra veriyorlar. Sübhanallah arkadaşlar. Yani eğer rabıta bir ibadetse hepimizin yapması lazım. Ne demek belli bir seviyeye gelene kadar verilmez? Namaz belli bir seviyeye kadar kılınmaz mı? Ya da oruç belli bir seviyeye kadar tutulmaz mı? Bu ne kadar saçma bir şeydir. Yani bu fikir öyle bir fikir ki kardeşler, değerli arkadaşlar. Yani bu öyle bir fikir ki hiçbir benzerliği yok ibadetlerde. Yani İslam'da mesela bir ibadet var mı? Belli bir seviyeye gelene kadar yapamazsın dediği. Arkadaşlar bu Budizm'deki kast sistemidir. Budizm'deki, Hinduizm'deki kast sistemi var ya, hani yedili kast sistemi. Mesela 7. kattakinin ibadetini 6. kattaki yapamaz. Çünkü o daha şereflidir. 6. kattakinin ibadetini 5. kattaki yapamaz hocam. Çünkü o daha şereflidir. 5. kat 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1 diye böyle gider. Yani katların ibadetlerini bir aşağıdaki yapamıyor. Çünkü bir şeref meselesi vardır. Budizmin ve Hinduizmin kast sisteminde. Arkadaşlar tarikatçılar bu meseleyi Budizm'den, Hinduizm'den alıntılamışlar. Zaten Budizm ve Hinduizm hemen hemen aynı dindir. Sadece yorumlamaları farklıdır. Bu kast sistemindeki ibadetler farklıdır. Tarikata ilk girdiğinde sana tarikat dersi verene kadar, rabıta verene kadar, tövbe verene kadar ikinci sınıf insan muamelesi yaparlar. Tarikatçıların tarikatından değilseniz ikinci sınıf insansınız. Kendi tarikatlarından ticaret yaparlar. Kendi tarikatlarından ibadet yaparlar. Şu ana kadar hiç gördünüz mü Mahmud Efendi ile Menzil Şeyh'i bir araya gelsin? Oysa ki ikisi de Nakşi tarikatındandır. Biri Halidi kolundan, biri Semerkant kolundan. Sözüm ona ikisi de Nakşi tarikatındandır. Hiçbir araya geldiler mi? Büyük tarikat şeyhleri hiçbir araya geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Çünkü onlarda bir kast sistemi var arkadaşlar. Biz Hazreti Muhammed'e daha yakınız. Ben daha seyyidim ya. Ben senden daha seyyidim falan böyle. Saçma sapan bir şey yani. Hinduizm'deki kast sistemini alıyorlar. Bir seviyeye gelene kadar rabıta veremeyiz'e koyuyorlar. Tarikata ilk girenlere mürit muamelesi bile yapmıyorlar. O kast sisteminde yükseldikçe ona yeni yeni ibadetler veriyorlar. 2000 zikir, 4000 zikir, 6000 zikir, 8000 zikir, 10.000 zikir. En son birinci seviye ne? Fenafillah. Erdin artık, gerek yok. Allah size hidayet etsin ya. Hinduizmi nasıl da din diye insanlarımıza yutturuyorsunuz ya. İzin vermeyeceğiz, izin vermeyeceğiz. İnsanlarımızı kandırmanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Mahkemelerde açsanız, tehdit de etseniz, ne yaparsanız yapın. Müsaade etmeyeceğiz inşallah. Hocam bir de bu rabıtayla ilgili cinsel bir mesele var da ben bunu maalesef, söyleyemiyorum. Maalesef. Yani siz bunu bir açıklar mısınız? Değerli arkadaşlar, bu rabıtayı anlatırken yani aslında birçok cinsel mesele var da yani buraya girip videonun rengini değiştirmek istemiyorum. Çünkü bizim hedefimiz kandırılmış olan tarikatçıları, samimi insanları tevhide çağırmaktır. O yüzden sadece basit bir örnek vereceğim. Bakın değerli arkadaşlar, Cübbeli Ahmet Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-i Celiliye'nin Meşrutiyeti isimli kitabında 471. sayfada bakın cinsel ilişki esnasında şeyhe rabıta yapmanın öneminden nasıl bahsediyor. Bazı ulema yani bazı alimler doğacak çocuğa bereket sirayet eder diye, yani doğacak çocuk bereketli, hayırlı bir çocuk olacak diye sirayet eder ümidiyle kişinin eşiyle cinsel ilişkiye girerken, yani kişi eşiyle cima ederken şeyhine rabıta yapmasını, yani salih kişileri düşünmesini doğacak çocuk için hayırlı görmüşlerdir. Sübhanallah. Allah sizin belanızı vermesin. Yahu şeyhin müridin yatak odasında ne işi var? Neymiş, bazı ulema demiş ki doğacak çocuk bereketli olur diye cinsel ilişki esnasında kişi şeyhine rabıta edebilir. Şeyhini düşünebilir, çocuğa sirayet eder.
Arkadaşlar bu sapıklık yani. Bunun başka bir açıklaması yok yani. Bunu başka nasıl açıklayacağız ki? Alın Cübbeli Ahmet'in tarikat kitabında 471. sayfaya bakın. Ben mi iftira atıyorum, Cübbeli Ahmet mi Allah'a iftira ediyor? Cübbeli Ahmet ki falan ayeti cinsel organına sür, iktidarsızlığın gidecek diyen bir adam yani. Ey değerli kardeşler, bunlar iftira değil. Ben Allah'a sığınırım yani. Siz Allah'tan korkuyorsanız biz de Allah'tan korkuyoruz. Yine başka bir örnek vermek gerekirse İrşadül Müridin diye bir kitap var. Mahmud Efendi'nin yazdığı, Mahmud Usta Osmanlı'nın yazdığı İrşadül Müridin diye bir kitap var arkadaşlar. İrşadül Müridin kitabında, Mahmud Efendi'nin yazdığı bu kitapta 101. sayfaya bakın arkadaşlar. 101. sayfada şöyle geçer. Hacı Ahrar Kuddise Sirrahu şöyle dedi. Hacı Ahrar bakın ne demiş. Fıkarat Risalesinde şöyle buyurur. Hacı Ahrar'ın Fıkarat Risalesinde şöyle geçer. Müridin şeyhinin görüntüsünü hayal etmesi, müridin şeyhinin görüntüsünü hayal etmesi zikirden daha faziletlidir. Yani zikir yapmaktan daha faziletlidir. Bunu İmam Rabbani de söylemiştir. Haşa ve kella. Bakın arkadaşlar. Yani Allah yolunda zikir yapmak var ya. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber demek. Ya da Subhanallah ilazim işte estağfurullah, estağfurullah ve etubu ileh, la ilahe illallah vesaire. Bu zikirleri çekmek bir tarafa kişinin şeyhini düşünmesi daha faziletliymiş. Mahmud Efendi Hacı Ahrar'dan naklediyor. Hacı Ahrar da Fukarat Risalesinde bunu yazmış. Ve Hacı Ahrar diyor ki bunu İmam Rabbani de nakletmiştir diyor. Haşa ve kella. Yani şeyhini düşünmek Allah'ı zikretmekten daha faziletliymiş. Öyle ya, Mahmudçular demiyor mu ki Mahmud Efendi'yi görmek, Mahmud Efendi'yi düşünmek 150 sene ibadete bedeldir. Bir Allah dostunu düşünmek, bir Allah dostunu görmek 150 sene ibadete bedeldir demiyorlar mı hocam? Diyorlar hocam. Subhanallah. Yani arkadaşlar eğer bu şirk değilse var ya, hiçbir şey şirk değildir. Ben size o kadarını söyleyeyim. Ve arkadaşlar şöyle ilginç de bir şeyden bahsetmek istiyorum. Rabıta ibadeti Mekkeli müşriklerin ibadetidir. Şimdi diyeceksiniz ki ya ne alakası var, nasıl Mekkeli müşriklerin ibadetidir? Arkadaşlar Mekkeli müşrikler de rabıta yapardı. Mekkeli müşrikler nasıl rabıta yapardı biliyor musunuz? Nasıl ki bugünkü tarikatçılar şeyhlerinin fotoğraflarına, görüntülerine bakıp şeyhlerini hayal ediyorlar ya. Mekkeli müşrikler de yanlarına küçük putlar taşırlardı. Develerinin hörgüçlerine saklarlardı ya da kendi yanlarına koyarlardı. Sefere çıktıklarında, savaşa çıktıklarında, ticarete çıktıklarında o puta bakıp kendi ilahlarını düşünürlerdi. O Suva ya da işte Lat, Uzza, Menat, Hubel neyse ismi, o putlarını düşünürlerdi. Yani arkadaşlar putlara bakmak, putları düşünmek, putları tefekkür etmek fikri, yani rabıta fikri Resulullah'ın sünneti değil, Ebu Cehil'in sünnetidir. Ebu Leheb'in sünnetidir. Rabıta Ebu Leheb'in ibadetidir. Ebu Cehil'in ibadetidir. Resulullah'ın ibadeti değildir. Allah'tan korkun. Halkımızı, milletimizi saptırmayın. Hocam bir diğer şüphemize gelelim. Diyorlar ki rabıta bir ibadettir ve 54 farzdandır. Evet arkadaşlar böyle bir şüphe de var. Şimdi biz burada böyle gülüyoruz ama bunu adamlar ciddi ciddi söylüyorlar. Evet. Yani buna inanıyorlar arkadaşlar. Yani bu fikri, bu düşünceyi samimi bir şekilde savunuyorlar. Diyorlar ki rabıta 54 farzdan biridir. Rabıta müşriklerin ibadetidir. Kafirlerin, zındıkların ibadetidir, doğru. Rabıta Budizm'de vardır dedik. Budizmin yogası var ya, Budizmin meditasyonu müşriklerin rabıtasıdır. Mekkeli Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kendi putlarını tefekkür etmesi, kendi putlarını tahayyül etmesi, küçük putlara bakıp tıpkı sofilerin şeyhlerinin resmine bakarak kendi putlarını düşünmesi rabıtası, evet müşriklerin ibadetidir. Hristiyanlar nasıl şirke düştüler biliyor musunuz arkadaşlar? Hristiyanlar önce Hazreti İsa'nın resmini yaptılar, sonra heykellerini yaptılar. Sonra bu resimleri ve heykelleri kiliselere astılar. Sonra direkt İsa'dan yardım istemeye başladılar. Sofiler de kendi şeyhlerinin resimlerine baktılar. Kendi şeyhlerine rabıta yaptılar. En son dediler ki himmet ya Abdülkadir Geylani. Himmet ya Gavs-ı Sani. Himmet ya falan, himmet ya filan dediler. Arkadaşlar bu Hristiyanlık temayülüdür. Hristiyanlaşmaktır bu. Hristiyanların Hazreti İsa'nın resimlerini yapıp sonra kiliselere koyup sonra ondan yardım istemesi neyse, sofilerin de kendi şeyhlerini tefekkür etmesi ve bugün de sofilerin şeyhlerinden yardım istemesi de aynıdır. Kendi şeyhlerine Gavsul Azam diyorlar. Gavs Allah'tır arkadaşlar. İstigase, Gavs, istigase yani. Kime yapılır? Allah'a yapılır değil mi? Yalnızca Allah'ın güç yetirebileceği hususlarda Allah'tan yardım istenir. Yani bunu gerizekalı bilebilir. Ama bunlar yalnızca Allah'ın güç yetirebileceği bir sıfatı, yani Gavs sıfatını Allah'tan alıp şahıslara veriyorlar. Gavs-ı Sani, yani ikinci Gavs. Gavsul Azam, Gavsul Ekber falan diye böyle sıfatlar veriyorlar.
Bizim bir tek gafsımız var, o da Allah Azze ve Celle'dir. İslam'da rabıta diye bir farz yoktur. Müşriklerin farzlarındandır varsa eğer. Ebu Leheb'in farzıdır, Ebu Cehil'in farzıdır, Budizm'in farzıdır. Hristiyanlığın Hazreti İsa'nın resimlerini ve heykellerini yapıp, yüzyıllar sonra kendi kiliselerine koyup, yüzyıllar sonra da ondan yardım istemesidir. Hocam bir de Tövbe suresi 119. ayette işte sadıklarla beraber olun ayetini alarak diyorlar ki biz de onlarla beraber oluyoruz diye böyle bir şüphe atıyorlar ortaya. Bu nasıl? Değerli arkadaşlar, tarikatçıların getirdiği kendi kaynaklarında, kendi kitaplarında işte Cübbeli'nin Rabıta kitabını falan okuduk, inceledik. YouTube'daki videolarında vesaire. Bunlar diyorlar ki Süleymancılar da aynı şekilde, diğerleri de aynı şekilde. Bunlar diyorlar ki Tövbe suresinde Allah sadıklarla beraber olun diyor. O yüzden biz de şeyhimizi düşünerek onunla beraber oluyoruz. Onun ruhaniyetiyle, maneviyatıyla beraber oluyoruz. Feyz alıyoruz. Feyz almak da şirk değil diyorlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Hani ilk dersin başında dedim ya. Tarikatçılar işlerine gelince en büyük mealcilik yapıyorlar diye. Bakın arkadaşlar bu var ya mealciliğin danışkasıdır. Gelin ayetin siyakına ve sibakına bir bakalım. Ayetin siyakına ve sibakına baktığımızda bu ayetin söyledikleriyle hiçbir alakasının olmadığını kendiniz kulaklarınızla müşahede edin. Bakın arkadaşlar, şimdi size Tövbe suresi 117, 118, 119, 120 ve 121. ayetleri okuyacağım. Bu ayetleri peş peşe okuduğumda, yani siyak ve sibak, öncesi ve sonrası, öyle ayetlerin siyakı ve sibakı çok önemlidir. Mealci olmamak için bizi mealcilerden ayıran fark budur. Ama tarikatçı mealcilerden, müşrik tarikatçı mealcilerden, bugün bu delille ayrılacağız siyak sibak meselesinde. Ehl-i sünnetin farkı budur. Arkadaşlar bakın ben ayetin bu kısımlarını 117, 118 tarikatçıların getirdiği 119, 120 ve 121'i okuduğumda göreceksiniz ki hiçbir alakası yok. Tövbe suresi 117. ayet. Andolsun ki Allah Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tövbelerini kabul etti. Çünkü o onlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Değerli kardeşler bakın 117. ayeti okuduk. Burada Allah Azze ve Celle bazı sahabelerin kalpleri eğriliyor. Bazı sahabelerin kalplerinde sıkıntı oluyor. Allah diyor ki tövbe ettiler biz de affettik. Bakın 118'e geçtik geliyoruz şimdi. 118. Seferden geri bırakılan 3 kişinin tövbelerini de Allah kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş. Vicdanları kendilerini sıktıkça sıkmıştı. Nihayet Allah'ın azabından yine Allah'a sığınmaktan başka çare olmadığını anladılar. Sonra eski hallerine dönmeleri için Allah onların tövbesini kabul etti. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. Bakın arkadaşlar 118. ayete geldik. Peygamberimiz sefere çıktığında bazı sahabeler savaştan kaçıyorlar. Bazı sahabeler savaşa gelmiyorlar. Resulullah da o sahabelerle konuşmayı yasaklıyor. Bu sahabelerle konuşmak yasaklanınca bu üç sahabe çok sıkışıyorlar, çok üzülüyorlar, çok daralıyorlar, çok bunalıyorlar. Allah Azze ve Celle de bu ayeti indirerek diyor ki onları affettik. Eski hallerine dönsünler, onları bağışladık diyor. Ve sonraki ayette de bu tövbekarlara nasihat ediyor. Bakın Allah bu ayette tövbe eden, savaştan kaçanlara ne diyor? 119. ayet. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Yani Allah Azze ve Celle az önce tövbe ettiğini söylediği sahabelere ve onlar gibi yapanlara diyor ki ey iman edenler! Allah'tan korkun, sadıklarla beraber olun. Yani Muhammed'le beraber olun. Muhammed'in sünnetiyle beraber olun diyor. Savaştan kaçmayın diyor. Peygamberin sünnetinin dışına, onun yolunun dışına çıkmayın diyor. Yani tarikatçılar bu ayet bize delildir, size delil değildir. Gelin peygamberin yoluna girin, sadıkların yoluna girin. Sadıklar rabıta yapmaz çünkü peygamber yapmadı. Sadıklar Allah'tan başkasına gavs demez çünkü peygamber demedi. Sadıklar vahdedi vücudu, hululu, şatiyeyi kabul etmez. Çünkü Resulullah demedi, kabul etmedi, söylemedi, çağırmadı. Bu ayet sadıklarla beraber olun ayeti bize delildir, size değil. Ey tarikatçılar, gelin sadıklarla beraber olun. Gelin tevhid yoluna girin. Gelin gerçek ehli sünnete. Ehli sünnet vel cemaat nedir? Resulullah'ın sünnetinin etrafında toplananlar. Yani kimler? Sahabeler. Gelin sahabelerin yoluna girin. Bırakın Hinduizmi, Budizmi, Hristiyanlığın panteizmini, Ebu Leheb'in rabıtasını bırakın bunları. Değerli arkadaşlar bakın 120 ve 121. ayetleri de okuyalım. 119'u okuduk ya. 120 ve 121'i de okuyalım. Mesele daha iyi anlaşılsın. 120. Medine halkına ve onların çevresinde bulunan Bedevi Araplara Allah'ın Resulünden geri kalmaları ve onun canından önce kendi canlarını düşünmeleri yakışmaz. İşte onların Allah yolunda bir susuzluğa, bir yorgunluğa, bir açlığa düşmeleri, kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları
Ancak bunların karşılığında kendilerine salih bir amel yazılması içindir. Çünkü Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. Bakın işte Allah bu ayette de savaştan kaçanlara nasihat ediyor. Diyor ki, ey Medineliler, ey Mekkeliler, ey Bedeviler, ey bütün Araplar, ey bütün Müslümanlar, ey bütün iman edenler. Muhammed'in yolundan sapmayın. Savaştan kaçmayın. Açlıktan, susuzluktan korkmayın diyor Allah Azze ve Celle. 121. ayette de diyor ki, Allah onları yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlandırmak için küçük büyük yaptıkları her masraf, geçtikleri her vadi mutlaka onların lehine yazılır diyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar bu ayette de Allah Azze ve Celle diyor ki din için fedakarlık yapın. Bütün fedakarlığınız, maddi, manevi bütün fedakarlığınızın karşılığı yazılacaktır diyor. Yani görüldüğü üzere Tövbe suresinin 119. ayeti tarikatçılara delil değildir, bize delildir, bize. Hocam bir diğer şüphede ise diyorlar ki Allah Resulü Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya mağaradayken rabıta vermiş. Biz de bundan dolayı rabıta alıyoruz. Bu ne kadar doğru? Bu kesinlikle doğru değildir. Hiçbir kaynakta bu geçmez. Resulullah ile Ebu Bekir'in Sevr mağarasındaki hadisesi üzerinden tarikatın silsilesini Hazreti Ebu Bekir'e dayandırmanın hiçbir kaynağı yoktur. Bütün tarikatlar kendi silsilesini Hazreti Ebu Bekir'e veya Selman-ı Farisi'ye dayatırlar. Şii tarikatlar Selman-ı Farisi'ye, Sünni tarikatlar da Hazreti Ebu Bekir'e dayandırırlar. Kadiriler, Halvetiler, Nakşiler, Halidiler, Süleymancılar hepsi bir şekilde kendini Hazreti Ebu Bekir'e dayandırırlar. Arkadaşlar, Resulullah'ın Hazreti Ebu Bekir'e rabıta verdiğine, Sevr mağarasında böyle bir olayın yaşandığına dair hiçbir rivayet yoktur. Ne Kur'an'da ne sünnette. Mağaranın içinde neler yaşandığına dair tek bir rivayet var. O da İbn Kesir'in El-Bidayesi'nin 3. cildinin 222. sayfasında geçer. Şu şekildedir. İbn Kesir diyor ki, Resulullah ile Ebu Bekir hicret günü Sevr dağındaki mağaraya yaklaşınca Ebu Bekir Resulullah'a dedi ki, ya Resulallah sen bekle, ben mağarayı temizleyeyim. Ardından mağarayı temizledi ve beraberce mağaraya girdiler. Ebu Bekir mağaraya girmeden önce haşerat deliklerini temizlemişti. Daha sonra artık gelebilirsiniz ey Allah'ın Resulü dedi. Ardından müşrikleri beklediler. Bu kadar, bitti. Vay rabıta verdi, şöyle oldu, böyle oldu, başka hiçbir kaynakta yazmıyor. Yani Hazreti Ebu Bekir ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sevr mağarasına gelmişler. Hazreti Ebu Bekir Resulullah demiş ki ya Resulallah siz bekleyin ben içeriği temizleyeyim. Hemen Hazreti Ebu Bekir içeriye girmiş bu pislikleri falan temizlemiş. Sonra mağaraya girip müşrikleri beklemişler. Bu rabıta falan filan hiçbir kaynakta geçmiyor. Uydurma bile olsa hiçbir sahih hadis kitabında yazmaz. Yani mevzu bile olsa hiçbir uydurma hadis kitabında yazmaz değerli arkadaşlar. Bu olayın yani Hazreti Ebu Bekir ile Resulullah'ın Sevr mağarasında kalmasıyla alakalı olayın Buhari'de bir rivayeti var. Buhari'nin Fedaülül Ashab bölümünün 2. hadisinde, Müslim'in Fedaülül Sahabe bölümünün 1. hadisinde şöyle geçiyor. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle söyledi. Biz mağaradayken müşriklerin ayaklarını görüyordum. Bak Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki biz mağaradayken müşriklerin ayaklarını görüyordum. Bunun üzerine Resulullah'a şöyle söyledim. Ya Resulallah onlar ayaklarının aşağısına bir bakarlarsa bizi mutlaka görürler. Bunun üzerine Resulullah şöyle söyledi. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında neden endişeleniyorsun? Hadis burada bitiyor. Buhari'de ve Müslim'de geçer. Değerli arkadaşlar görüldüğü üzere burada da rabıta falan yok. Hazreti Ebu Bekir mağaradayken korkuyor. Diyor ki ya Resulallah şöyle bir eğilseler, yani şöyle eğilip bir baksalar bizi görecekler. Resulullah diyor ki ey Ebu Bekir korkma. Bizim üçüncümüz Allah'tır. Allah bizle beraberdir diyor. Bununla alakalı zaten bir sürü ayet var. اِنَّ اللّٰهَ مَعْنَا Allah bizle beraberdir. Hatta وَاسْبُرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ السَّابِرِينَ ayeti. İşte sabredin Allah sabredenlerle beraberdir ayeti. Böyle bir sürü ayet var zaten. Allah Azze ve Celle bizle beraberdir. Amenna. Yani görüldüğü üzere arkadaşlar Resulullah Hazreti Ebu Bekir'e mağarada rabıta verdi şeklinde hiçbir hadis uydurma bile olsa, zayıf bile olsa hiçbir kaynakta geçmez. Halid-i Bağdadi'nin Risale-i Halidiye isimli uydurma kitabı hariç. Zaten Halid-i Bağdadi'nin şirklerinin menbaı da bu kitaptır. Biraz sonra değineceğiz. Hocam bunlar rabıtayı vesile görüyorlar ve Maide suresi 35. ayeti delil alıyorlar. Buna ne dersiniz? Şimdi arkadaşlar bu hani biraz evvel Tövbe suresi 119. ayeti okuduk ya. Ondan önce de Ali İmran suresi 200. ayeti okuduk ya. Bu mesele de aynı böyledir. Yine bu vesile arayın meselesini saptırıyorlar. İnsanları şirke ve küfre çağırıyorlar. Bakın arkadaşlar ayeti kelime kelime okuyorum. Maide suresi 35. ayet. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Amenuttakullâhe. Allah'tan korkun. Vebteğû ileyhi vesile.
Allah'a yakınlaştıracak vesileler arayın ve cahidu ve cihad edin fi sebilillahi leallekum tuflihun. Allah yolunda cihad edin ki kurtuluşa erersiniz. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere ayet bize meseleyi açıkladı. Vesile arayın kısmı var ya iki kelime. O iki kelimeyi kırpıyorlar sonra da mealcilere diyorlar ki ya o mealciler şöyle mealciler böyle. Siz var ya mealcilerin alasısınız. Sizden büyük mealci yok. Mealciler var ya sizden daha samimi emin olun. Sizden daha ahlaklı. En azından onlar milleti sömürmüyorlar. Vesile arayın ve cihad edin diyor Allah ayette. Bakın. Vebtagu ileyhi vesile. Vesileler arayın. Ve cahidu ve cihad edin diyor. Allah zaten cihada gitmek için vesile arayın diyor. Beni razı etmek için cihada gidin. Cihada gitmek için de vesileler arayın diyor Allah Azze ve Celle. Cihadı bir vesile olarak görüyor. Cihada gitmek için vesile arayın diyor Allah Azze ve Celle. Bunlar da bu ayetten ola çıkarak diyorlar ki ha bak tevessüle delildir. Biz de şeyhimize tevessül ediyoruz. Rabıta sünnettir diyorlar. Allah Azze ve Celle sizi bildiği gibi yapsın. Bakın arkadaşlar bu Maide suresi 35. ayetin tevessüle yani Allah'tan başkasından yardım istemeye veya rabıtaya delil olmadığı hakkında ben konuşmuyorum. Bakın Selefi Salihinin müfessirleri var. Bunlardan biraz delil yapalım. Biraz delil getirelim. İmam Katade diyor ki Selefin büyük müfessirlerinden Maide suresi 35. ayetteki vesile şudur. Allah'a itaat ederek onu razı eden ameller yapmaktır. Namaz, oruç, zekat gibi. Bakın rabıta veya tevessül demedi. Aynı şekilde İmam Taberi El-Camiül Beyan fi Tefsirül Kur'an tefsirinde Maide suresi 35. ayetin tefsirinde vesile kelimesini ibadet olarak çeviriyor. Yani namaz, oruç, zekat. Aynı şekilde bir başka örnek verelim. İmam Kurtubi El-Camili Ahkamil Kur'an kitabında Maide suresi 35. ayetin tefsirindeki vesileye farzlar diyor. Aynı şekilde başka bir örnek verelim. İmam Beyzavi Envarut Tenzil ve Ensarut Tevil isimli tefsirinde Maide suresi 35. ayetteki vesileye ibadet diyor. Aynı şekilde İbn Kesir kendi Tefsirul Kur'anul Azim isimli tefsirinde Maide suresi 35. ayetteki vesileye farz ibadetlerdir diyor. Yani bunların hepsi görüldüğü üzere arkadaşlar namaz, oruç, zekat diyor. Allah yolunda cihad etmenin vesilesi olarak. Allah yolunda cihada çıkın, cihad için vesile arayın ayetini böyle açıklıyorlar. Yani görüldüğü üzere Allah'tan başkasına dua etmek yani Allah'tan başkasına tevessül etmekle hiçbir alakası yok. Allah'tan başkasına rabıta yapmakla hiçbir alakası yok. Kardeşler bakın size Kur'an'ı bir denklem söyleyeceğim. Bir şeyhe düşünmek, bir şeyhten yardım istemek, bir şeyhten himmet istemek. Bakın istemek dedim değil mi hep? Şeyhten himmet istemek, şeyhten maneviyat istemek, şeyhten yardım istemek, şeyhten medet istemek. Rabıtada şeyhten Allah Azze ve Celle'ye ulaşmayı istemek. Bakın bütün bu istemekler. Bütün bir istekler nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Duadır. Dua bir istektir, bir taleptir. Duadır. Dua bir ibadettir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına ibadet eden müşriktir. Demek ki Allah'tan başkasından istekte bulunan sofiler de müşriktir. Bu bir Kur'ani denklemdir. İstek duadır, dua ibadettir. İbadet Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına ibadet eden müşriktir. Bu kadar. Tekrar edelim. Şeyh'ten bir şey istemek, himmet, medet, tevessül, rabıta falan. Bir şey istemek, bir şey talep etmek duadır. Çünkü duanın Arapçası taleptir, istektir. Duadır, dua ibadettir, ibadet Allah'a yapılır. Bu kadar. Allah'tan başkasından bir şey isteyen müşriktir, kafirdir. Rabıta da olsa, tevessül de olsa, medet de olsa, himmet de olsa ne olursa olsun. Bu kadar basit yani. Hocam bir de tarikatçılar rabıtaya İmam Ahmed'in müsnedinden bir hadis delili getiriyorlar. Bu ne kadar doğru hocam? Evet, İmam Ahmed'in müsnedinde bir hadis var. Diyorlar ki biz bu hadisi alarak şeyhimize rabıta yapıyoruz. Bu günah değil ki. Bu iyi bir şey diyorlar. Bakın öncelikle bu hadisi bir okuyalım. İmam Ahmed'in müsnedinde 15.499. hadistir. Bu söz konusu hadis. Hadisi de Amr bin Cemuh rivayet ediyor. Resulullah şöyle buyurdu. Kul Allah için sevip Allah için buğz etmedikçe hakiki iman sahibi olamaz. Eğer Allah için sever Allah için buğz ederse Allah'ın dostu olur. Ve Allah da şöyle buyurdu. Şimdi kutsi hadis zikredecek. Allah da şöyle buyurdu. Şüphesiz kullarımdan dostlarım ve yarattıklarından sevdiklerim öyle kimselerdir ki ben anıldığımda onlar da anılırlar. Onlar anıldıklarında ben de anılırım. Bunu delil getirerek diyorlar ki biz rabıtada şeyhimizi anıyoruz. Yani Allah'ı anıyoruz diyorlar. Şeyhlerini Allah'ın yerine koyuyorlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu hadis zayıf bir hadistir. Zayıf hadis olmasının delili ise
Nureddin Heysemi bu hadis hakkında demiştir ki, bu hadisin ravi senedi içerisinde Rişd bin Sa'd vardır. Rişd bin Sa'd ve alimler bu ravinin, yani senetteki bu ravinin zayıf rivayet ettiğinde ittifak etmiştir. Böylece bu hadisin senedi kopuktur. Bu sebeple bu rivayet illetlidir. Yani bu hadis zayıftır, kabul etmiyoruz diyor. Hemen kaynağını da söyleyeyim. Mecmu-u Zevaid'de 1. ciltte 89. sayfada İmam Heysemi diyor ki bu hadis zayıftır. Yani arkadaşlar bu hadis sofilere delil olmaz. Hadi velev ki diyelim bu hadis sahihtir. Oldu ya, hadi zayıf demeyelim. Velev ki diyelim bu hadis sahihtir. Yine onlara delil olmaz, bize delil olur. Çünkü arkadaşlar Allah'ın dostu kimdir? Müslümanlardır değil mi? Allah'ın dostu, Allahu veliyyullezine amenu. Allah müminlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَاهُمُ الطَّاغُوتُ Kafirlerin dostu ise tağuttur diyor Allah Azze ve Celle. اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ diye de ekliyor. Onlar ebediyen cehennemde kalacaktır diye de ekliyor. Allah Bakara 257'de de Allah'ın dostları müminlerdir diyor. Kafirler ise tağutun dostudur diyor. Ey tarikatçılar, siz tağutu reddetmemişsiniz ki. Siz tağuta oy veren, tağuta destek veren, tağut için milletin evini dolaşan, her seçim döneminde vakıflardan, onlardan, bunlardan dünyanın parasını kaldıran adamlarsınız yani. Siz tağutun adamısınız. Siz misiniz evliya? Biziz evliya. Biz Müslümanlar evliyadır. Siz müşriksiniz. Nereniz sizin evliya? Bu hadis sahih olsa bile bize delildir. Size delil değildir. Hocam bir diğer şüphede ise bunlar diyorlar ki Ebu Bekir radıyallahu anh tuvaletteyken Allah Resulü'ne rabıta yapmış. Evet. Bu doğru mu hocam? Arkadaşlar bu da çok fazla bir şekilde sofi kaynakları tarafından dillendirilen bir meseledir. Onlar derler ki Hazreti Ebu Bekir Resulullah'tan izin istemiş. Demiş ki ya Resulullah ben sizi tuvalette düşünebilir miyim? Tuvalette benim aklımdan çıkmıyorsunuz. Yani işte böylece haşa haşa Hazreti Ebu Bekir tuvalette Resulullah'a rabıta yapmış. Bu tarikatçılar da bunu delil alıyorlar. Diyorlar ki Hazreti Ebu Bekir tuvalette Resulullah'a rabıta yaptığı için biz de şeyhimize rabıta yapıyoruz. Yani bir kere bu ne perheyiz, bu ne lahana turşusu. Yani bu hadis uydurmadır arkadaşlar. Hiçbir kaynakta geçmez. Böyle bir hadis yok. Velev ki olsa bile burada Resulullah'a rabıtanın delili vardır. Sizin şeyhinize yoktur yani. Böyle bir hadis olsa bile burada size yine delil yok. Şeyhinize yine rabıta yapamazsınız. Resulullah'a yapmalısınız. Kaldı ki böyle bir hadis yok. Bakın ne Buhari'de, ne Müslim'de, ne Tirmizi'de, ne Ebu Davud'da, ne İbn-i Mace'de, ne Tebarani'de, ne İmam Ahmed'in Müsned'inde, ne Muvatta'da. Hiçbir hadis kitabında zayıf da olsa böyle bir rivayet yok. Bakın zayıf da olsa, hasen de olsa, garip de olsa, munkata de olsa böyle bir rivayet yok. Yani bu Halid-i Bağdadi'nin, günümüzün Halid-i Bağdadi'si olan Cübbeli Ahmet gibilerinin uydurduğu bir hadistir. Hiçbir kaynakta geçmez. Ama gelin ey tarikatçılar, gelin size Hazreti Ebubekir'den öyle bir hadis rivayet edeceğim ki bu hadis rabıtanın olmadığının delilidir. Evet. Size Hazreti Ebubekir'den bir hadis nakledeceğim. Bu hadis rabıtanın olmadığına delildir. Bakın iyi dinleyin. Resulullah'ın katiplerinden Ebi Ribi Hanzala bin Errabi el-Üseydi kendi başından geçen bir olayı şöyle anlatıyor. Şimdi iki tane Hanzala sahabe var. Birincisi şehit olan Hanzala, bir de bu Hanzala. Bu Hanzala, Ebu Ribi el-Hanzala, Resulullah'ın katibidir. Vahiy indiğinde ayetleri yazan sahabedir. Ebu Ribi Hanzala bin Errabi el-Üseylin. Bu sahabe başından geçen olayı şu şekilde anlatıyor. Bakın Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah'a rabıta yaptığını iftira edenler, yok mağarada Resulullah ona rabıta vermiş de, yok tuvalette Hazreti Ebu Bekir rabıta yapmış da, Hazreti Ebu Bekir'e Resulullah'a iftira atanlar, iyi dinleyin bakın. Bir gün Ebu Bekir'le karşılaştım. Resulullah'ın vahiy katibi Hanzala radıyallahu anh anlatıyor. Bu arada arkadaşlar bu hadis sahihtir, onu da söyleyeyim. Bir gün Ebu Bekir ile karşılaştım. Ebu Bekir bana ey Hanzala nasılsın dedi. Ben de Hanzala münafık oldu ey Ebu Bekir dedim. Bunun üzerine Subhanallah ne diyorsun dedi. Yani Hanzala radıyallahu anh ile Hazreti Ebu Bekir karşılaşıyor. Hazreti Ebu Bekir diyor ki Hanzala nasılsın, iyi misin? Evet. Hanzala da diyor ki Hanzala münafık oldu ey Ebu Bekir. Ebu Bekir radıyallahu anh da şaşırıyor, diyor nasıl münafık oldu, yani şaşırıyor, şok oluyor. Bunun üzerine Hanzala radıyallahu anh diyor ki Resulullah'ın huzurunda bulunuyoruz. O bize cenneti ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki cenneti ve cehennemi gözlerimizle görüyoruz. Fakat Resulullah'ın huzurundan çıkınca hanımlarımızla, çocuklarımızla ilgileniyoruz. Onların işleriyle, yani ticaretle meşgul oluyoruz. Çok şey unutuyoruz dedi. Bunun üzerine Ebu Bekir vallahi bu bende de vardır dedi.
ve Ebu Bekir ile Hanzala beraberce Resulullah'ın huzuruna çıktılar. Şimdi arkadaşlar, Hanzala radıyallahu anh diyor ki, biz diyor Resulullah'ın yanındayken, Resulullah bize cenneti anlatıyor, cehennemi anlatıyor, yani imanımız artıyor diyor. Ama Resulullah'ın yanından çıkınca karımızla ilgileniyoruz, çocukla ilgileniyoruz, ticaretle ilgileniyoruz, İslam'ı soğuyoruz, İslam bizden uzaklaşıyor diyor. Yani ben münafık oldum diyor. Hazreti Ebubekir diyor ki bende de bu oluyor. Hani Hazreti Ebubekir tuvalette bile Resulullah'ı düşünürdü? Hani Hazreti Ebubekir rabıta yapardı? Hani sürekli Resulullah'ı düşünürdü? Hazreti Ebubekir'in kendisi bile söylüyor. Bu hadis rabıtanın olmadığının en büyük delilidir. Eğer rabıta, Resulullah'a rabıta diye bir şey olsaydı sahabeler evlerinde de Resulullah'a rabıta ederdi. Resulullah'ı düşünürdü. İşlerinde de Resulullah'a rabıta ederdi. Resulullah'ı düşünürdü. Çocuklarıyla oynarken de Resulullah'ı düşünürlerdi. Demek ki sahabe Resulullah'ı unutuyor ki, demek ki sahabe imanının azaldığını hissediyor ki münafık oldum diye endişelenmiş. Eğer rabıta diye bir şey olsaydı sahabe ben münafık oldum der miydi? Eğer rabıta diye bir şey olsaydı Hazreti Ebu Bekir, ey Hanzala bende de bu durum var der miydi? Ya biraz düşünün düşünün, biraz akledin ya. Efe la teakilun. Akletmez misiniz ya? Hala mı akletmezsiniz ya? Biraz akledin, bakın bu hadis rabıtanın olmadığına delildir. Eğer sahabe Resulullah'ın olmadığı yerlerde, sizin şeyhinizin olmadığı yerlerde, şeyhinize rabıta yaptığınız gibi, sahabe de Resulullah'ın olmadığı yerlerde Resulullah'a rabıta yapsaydı eğer, Hanzala ben münafık oldum demez, Ebu Bekir de evet ben de böyle hissediyorum demezdi. Her an Resulullah'ı düşünürlerdi. İftiracılar, iyi dinleyin, iyi. İnsanlarımızı şirke çağırmayın. Bakın devamında Hanzala ve Ebu Bekir Resulullah'ın yanına çıkıyorlar. Sonra neler oluyor hep beraber görelim. Ben, Hanzala radıyallahu anh anlatıyor. Ben, Hanzala münafık oldu ey Allah'ın Resulü dedim. Hanzala radıyallahu anh Resulullah diyor ki ben münafık oldum ya Resulallah. Bunun üzerine Resulullah şöyle söyledi. O ne biçim sözdür? Yani Resulullah da ona kızıyor. Diyor ki sen niye böyle söylüyorsun? Bunun üzerine ben şöyle söyledim. Ey Allah'ın Resulü, senin huzurundayken bize cehennemi ve cenneti hatırlatıyorsun. Sanki gözlerimizle görüyoruz. Bakın burada da sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onlara cenneti ve cehennemi hatırlattığını ve sanki gözleriyle görüyoruz diyor. Yani ya o kadar ki imanımız zirve yapıyor yani diyor. Ve devamında da bakın diyor ki ardından evlerimize gidiyoruz, eşlerimiz ve çocuklarımızla meşgul oluyoruz. Mesleğimizi yapıyoruz ve çok şeyleri unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Hanzala radyolan devamında da diyor ki senin yanından çıktıktan sonra eşimizle çocuğumuzla iş güçle uğraşıyoruz, çok şey unutuyoruz. Bugün tevhid ehlinde de böyle oluyor. Mesela biz sohbet yapıyoruz ya, hocam diyor senin yanındayken her şey çok iyi diyor, senin yanından uzaklaşınca tekrar heyecanım kayboluyor diyor. Ve işte hocam sohbeti dinlerken çok iyiyim diyor, senin sohbetlerini dinlerken harika oluyor ama sohbet bittikten sonra tekrar hayata dalıyorum diyor. Yani sizin hissettiğinizin aynısını Hanzala radıyallahu anh da hissetmiş. Bakın Resulullah harika bir cevap veriyor. Ey rabıta şirkini ortaya atanlar, Resulullah'a kulak verin, Resulullah'a. Resulullah şöyle buyurdu. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki huzurumda bulunduğunuz hal üzere ve o şekilde kalmak üzere devam etseydiniz melekleri döşeklerinizin üstünde ve yollarınızın etrafında görür, onlarla selamlaşırdınız. Fakat ey Hanzala, bir saat ibadet de bir saat dünya işleriyle uğraşmak sana yeter. Ve bunu 3 defa tekrarladı. Hadisi Müslim rivayet etti, sahihtir. Allahu Ekber. Bakın peygamber ne güzel anlatmış. Peygamber diyor ki tabii ki böyle olacak diyor. Niye üzülüyorsun diyor. Tabii ki böyle olacak diyor. Eğer diyor sen hep böyle imanın zirvede olsaydı yolda, yatağının üstünde, yolda, çarşıda, pazarda her yerde melekleri görürdün. Onlarla selamlaşırdın. Meleklerle selamlaşırdın diyor yani. Bir saat ibadetle meşgul ol, bir saat de dünya işiyle meşgul ol. Bu iyidir diyor. 3 defa tekrar ediyor. Bir saat ibadetle meşgul ol, bir saat dünya işiyle meşgul ol diyor. Yani ey kardeşler, Allah için soruyorum ya, eğer rabıta olsaydı peygamberimiz demez miydi ki ey Hanzala evdeyken de beni düşün, iş yerindeyken de beni düşün demez miydi? Subhanallah, Allah'tan korkun ya. Bu hadis, Müslim'in rivayet ettiği bu hadis, rabıtanın olmadığının en büyük delilidir. Kabirlerden yardım istemekle ilgili deliller getiriyorlar. Bu ne kadar doğru hocam? Evet, bu tarikatçıların ya biz rabıta yapıyoruz ama bakın bizim bu konuda bir hadisimiz var. Biz bu konuda bir hadis delil getiriyoruz dedikleri bir şüphesi var. Bakın arkadaşlar bu şüphe de Cübbeli Ahmet'in rivayet ettiği bir hadis. Yani düşünün öyle bir hadis düşünün ki arkadaşlar ravisi Cübbeli Ahmet. Yani düşünün Buhari değil, Müslim değil, işte sahabeler değil, Ömer, Ebubekir, Osman değil. Ravisi Cübbeli Ahmet yani. Öyle bir hadis düşünün. Bakın arkadaşlar Cübbeli Ahmet rivayet etti. Resulullah şöyle buyurmuş sözüm ona. İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir ehlinden yardım isteyiniz. Arkadaşlar buna hadis diyor Cübbeli Ahmet.
ve bütün kitaplarında var. Yani Ruhul Beyan'dan tutun. Bütün Cübbeli Ahmet'in kitaplarında bu hadis var. Ya böyle bir hadis yok ya. Bakın uydurma bile olsa yok. Bakın uydurma bile olsa böyle bir hadis yok. Buhari'de, Tirmizi'de, Müslim'de, Ebu Davud'da zayıf olarak bile yok ya. Mevzu olarak bile böyle bir hadis yok. Bir tane tarikatçının biri uydurmuş. Cübbeli Ahmet de bunu rivayet etmiş yani. Ravisi Cübbeli Ahmet olan hadise nasıl güvenirsiniz arkadaşlar? Bakın değerli kardeşler, bu hiçbir kaynakta geçmeyen uydurma bir sözdür. Başınız sıkıştığında kabir ehlinden yardım isteyin hadisi. Bakın ben az evvel size bir şey anlattım. Allah ile kul arasına birini koymak Mekkeli müşriklerin alametidir, değil mi? Değerli arkadaşlar, Zümer suresi 3. ayette Rabbimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? Elâ lillâhi dînul hâlis. Katıksız din, yani ortak koşulmasız, tek din, yalnız din Allah'ındır. وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. Allah'ın dışında evliyalar edinenler, sofilerden, Mekkeli müşriklerden bahsediyor. Hindulardan, panteist Hristiyanlardan bahsediyor. Bugünkü müşriklerden bahsediyor. Allah'ın dışında evliya edinenler, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَى. Yani onlar derler ki biz bunlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye yöneliyoruz. Bakın aynı müşrikler gibi, aynı bugünkü sofiler gibi. Mahmud Efendi'ye yönelen, Menzil Gavs'ına yönelen, diğer müşriklere yönelenler gibi. Ne diyorlar? Biz bunlara tapmıyoruz ki, biz mezara türbeye tapmıyoruz ki, bizi Allah'a yakınlaştırsın diye yöneliyoruz. Zümer suresi 3. ayet size anlatıyor. Bakın devamında Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُوا بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ. Allah ihtilaf ettikleri bu hususta onlara hüküm verecektir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Allah yalancı kafirlere hidayet etmez. Bakın Allah sofilere, Budistlere, Hindulara, panteist Hristiyanlara, Allah Mekkeli müşriklere, günümüzün müşriklerine diyor ki Allah yalancı kafirlere hidayet etmez. Başını sıkıştığında kabir ehlinden yardım isteyin diye hadis uyduran yalancı kafirlere Allah hidayet etmez diyor Allah Azze ve Celle. Siz hadis uydurarak insanları şirke çağırıyorsunuz. Mekkeli müşrikler ne dedi Zümer suresi 3. ayette? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَى. Biz bunlara bizi Allah'a yakınlaştırsınlar diye yöneliyoruz. Türbelere, şeyhlere, zatlara, evliyalara, mezarlara. Mekkeli müşriklerin yaptığının aynısını yapıyorsunuz. Mekkeli müşrikler neyse siz de olsunuz. Unutmayın arkadaşlar, istemek var ya, bir şey istemek, rabıta istemek. İşte rabıtadan böyle tefekkür ederek şeyhin alnından bir nur çıkıyor, Allah'a ulaşıyor. Sen de oradan Allah'a ulaşıyorsun var ya. O nuru istemek, medet istemek, himmet istemek, talepte bulunmak. Arkadaşlar bu istek, bu talep Arapçada duadır, dua. Arapçada dua demek, sözlüğü açın bakın, isteğin karşısında dua yazar, talebin karşısında dua yazar Arapça sözlükte. Bu duadır, dua ibadettir. İbadet sadece Allah'a yapılır. Allah'tan başkasına ibadet eden müşriktir arkadaşlar ya. Bunu anlatıyoruz diye bize Vahabi mi demiyorlar, İngiliz ajanı mı demiyorlar, şu mu demiyorlar, bu mu demiyorlar, yeter ya. Allah'tan korkun ya. Hocam peki bu az önce de bahsettiğiniz Halid-i Bağdadi. Bu Halid-i Bağdadi kimdir? Evet arkadaşlar, şimdi Rabıta'yı anlattık. Rabıta'nın getirilen bütün şüphelerini tek 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 izale ettik. Piyasada zaten araştırın. Bu 12 tane şüphe cevapladık ya. Aslında 12 tane değil arkadaşlar. Toplam 30 küsur şüpheye cevap verdik ama 12 başlıkta cevap verdik, öyle söyleyelim. Bu şüpheleri cevapladık ya, zaten piyasada araştırsanız bunlardan başka da bir şey bulamazsınız. Çünkü en baba adamların şüphelerini topladık kitaplarından ve YouTube derslerinden. Ve bu Rabıta'nın kökeni de dedik Halid-i Bağdadi tarafından ortaya atılmıştır. Halid-i Bağdadi Rabıta'yı Risaletun fi Tahyik-i Rabıta isimli kitabında ortaya atıyor. Sonra da Risale-i Halidiye kitabında bu Rabıta'yı geliştiriyor. Yani arkadaşlar Rabıta'yı anlamamız için Halid-i Bağdadi isimli bu bölücü teröristi anlamamız lazım. Neden böyle söyledim? Şimdi görün arkadaşlar, bakın Halid-i Bağdadi kimmiş? Muhammed İbn Abdülvahhab gibi bir evliyaya, Muhammed İbn Abdülvahhab gibi bir Allah dostuna Vahabi diyen, İngiliz ajanı diyenler. Asıl İngiliz ajanı Halid-i Bağdadi'dir. Asıl İngiliz ajanı. Muhammed İbn Abdülvahhab hayatı boyunca İngilizlerle görüşmemiş bile. İngilizler Arap coğrafyasına 20. yüzyılda giriyorlar, 1900'lü yıllarda. Muhammed İbn Abdülvahhab zaten 1700'lü yıllarda yaşamış, ölmüş bir adam yani. Ne İngilizinden bahsediyorsunuz? Adam 4 tane 5 tane halife görmüş, Osmanlı halifesi görmüş, hiçbirine isyan etmemiş. Bakın bu Halid-i Bağdadi kimdir? Halid-i Bağdadi'ye Halid-i Bağdadi diyorlar ya, aslında hiçbir zaman Bağdat'ta doğmamıştır. Halid-i Bağdadi sadece hayatının kısa bir süresinde Bağdat'ta yaşamıştır. Kendisi Irak'ın kuzeyindeki
Süleymaniye kentinde Karadağ kasabasında 1779 yılında doğuyor, 1827 yılında yani 48 yaşında ölüyor. Halid-i Bağdadi, Arap kaynaklarında Halid-i Kürdi diye geçer. Halid-i Kürdi yani Kürt Halid diye geçer. Normalde Türkiye'de Kürtlere karşı bir antipati vardır. Her ne kadar yok işte biz kardeşiz, mardeşiz deseler de böyle bir şey vardır. Mesela Said Nursi'nin imzasında bile Said-i Kürdi yazar. Said Nursi'nin zaten bir sürü şirki var. Onun hakkında da video yapmıştık arkadaşlar. Kanalımızda bulabilirsiniz. Said-i Kürdi diye adam imza atıyor mesela. Ama ona hep Said Nursi derler. Halid-i Bağdadi'nin ismi de Halid-i Kürdi'dir. Ama bizim Türkiye'de ona Halid-i Bağdadi derler. Kürt ismine karşı bir irite olduğu için bu gizli ırkçılıktır yani. Lokal milliyetçilik gibi bir şeydir. Bu Halid-i Bağdadi denen adam arkadaşlar 1779 yılında doğuyor. Ve Irak'ın kuzeyinde Süleymaniye'deki medrese eğitiminden sonra hac yapmaya gidiyor. Kabe'ye hac yapmaya gidiyor. Kabe'deyken Kabe'nin yanında bir rüya görüyor. Rüyasında ona Hindistan'a gitmesini ve Hindistan'da bir Allah dostuna intisap etmesini söylüyor bir kişi. Rüyasında gördüğü biri. Sonra Halid-i Bağdadi 1809 yılındayken Hindistan'a gidiyor. 1809 yılında yani 30 yaşındayken Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da Ceştiye tarikatının şeyhi Abdullah Dihlevi'ye intisap ediyor. Ceştiye tarikatının şeyhi Abdullah Dihlevi var ya, ona intisap ediyor. Hindistan'da 2 yıl kadar kalıyor. 1811'de Süleymaniye'ye dönüyor ve Süleymaniye'ye döndüğünde Risale-i Halidiye kitabını ve Risaletun fi Tahkikur Rabıta kitabını yazıyor. Bu kitapları Halid-i Bağdadi kaleme alıyor. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Halid-i Bağdadi 1809 yılında Hindistan'a gidiyor. 1811'de geri Süleymaniye'ye geliyor. Gelirken de Rabıta kitabını yazıyor. Yani Hindistan'dan bu Rabıta'yı alıyor geliyor. Bu Ceştiye tarikatından da bahsedelim arkadaşlar. Bugün Hindular Müslümanlardan nefret ederler. Çünkü Müslümanlar Hinduların kutsal addettikleri inekleri Kurban Bayramı'nda keserler. Ama Hindistan'da bir tarikat var ki Hindular o tarikatı çok severler. Ceştiye tarikatını çok severler. Çünkü Ceştiye tarikatındaki birçok ibadet Hindistan'daki Hinduizme çok yakındır. Yani Hindistan'daki Ceştiye tarikatıyla Hindistan'daki bu Hinduizm birbirlerinden çok şey almışlardır. Hatta arkadaşlar Sihizm diye bir şey var. Sihizm. Sihizm inancı Budizm'den çıkmıştır ve Ceştiye tarikatıyla çok alakalıdır. Sihizm inancı. İşte bu Ceştiye tarikatı bugün bile Hindistan devletinin desteklediği bu tarikat ki tarikatları tağutlar çok sever arkadaşlar. Putin bile Kadiri tarikatını destekliyor yani düşünün. Çeçenistan'da Kadiri tarikatını destekliyor. Düşünün Mısır'ın lideri Sisi tarikatçıları destekliyor yani. Gerisini siz hesap edin. Makedonya, Arnavutluk falan var ya hani bu Hristiyanlığa özenen Balkan ülkeleri. Onların hepsinde Bektaşilik ve Mevlevilik devlet tarafından desteklenir. Gerisini siz hesap edin. İşte arkadaşlar Halid-i Bağdadi bu rabıtayı Hindistan'dan dönüşte kitabına geçiriyor. Ve Budizm'in, Hinduizm'in meditasyonunu, yogasını rabıtaya çeviriyor. Onların nirvanasını şeyhin fenafillaha ulaşması olarak çeviriyor. Onların rahiplerin iki kaşının ortasından çakraların oluşmasını İslam'da iki kaşın ortasından nur çıkıp rabıtayla şeyhe ulaşırsın diye çeviriyor. Yani arkadaşlar Hinduizmi ve Budizmi İslam'la harmanlıyor Halid-i Bağdadi denen müşrik bölücü. Sonra arkadaşlar bu Halid-i Bağdadi Süleymaniye'de güçleniyor ve Süleymaniye'deyken Berzenciler tarafından Süleymaniye kentinden kovuluyor. Bu Berzenciler bugünkü Mesut Barzani var ya, Mesut Barzani'nin büyük dedesi. Yani bundan 200 sene evvel, 200 sene, bugünden 200 sene evvel Berzenciler Süleymaniye'de Halid-i Bağdadi'yi kovuyorlar. Daha sonra Bağdat valisi Said Paşa Halid-i Bağdadi'yi yanına alıyor. Halid-i Bağdadi'yi yanına alıyor çünkü Kuzey Irak'taki topluluklar Osmanlı'ya sürekli isyan ediyorlar ya. İşte Said Paşa da Halid-i Bağdadi'yi yanına alıyor ki o da ayrı bir sancak açıp devlete isyan etmesin diye. Ardından değerli arkadaşlar Halid-i Bağdadi Said Paşa'nın yanından kaçmayı başarıyor ve önce Kabe'ye gidip hac yapıyor. Sonra Kudüs'e gitmek üzere yola çıkıyor. Şam'dayken Şam'ın Kalemun bölgesindeki tepelerde Kudüs'e giderken ölüyor. Kudüs yolundayken ölüyor. Değerli arkadaşlar Halid-i Bağdadi'nin 1827 yılında
Araplar ve Kürtlerle beraber Osmanlı'ya büyük bir isyan için tertibat yapan İngiliz general ile görüşme hazırlığında olduğu bağımsız kaynaklarda geçmektedir. Halid-i Bağdadi'nin yapmak isteyip de başaramadığı bu bölücü faaliyetlerine Halid-i Bağdadi'nin talebelerinden biri var. Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi'nin talebelerinden biri. Hatta Halid-i Bağdadi'nin sağ kolunun öz oğludur Seyyid Taha. Düşün yani, tarikatın ikinci isminin oğlu. Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi'nin misyonunu başarılı bir şekilde sürdürerek Osmanlı'ya isyan etmiştir. Osmanlı bu isyanı kanlı bir şekilde bastırmıştır. Seyyid Taha kimdir diye soracak olursanız, Seyyid Taha bugünkü Celal Talebani var ya, Celal Talebani, Talebani ailesi var ya Kuzey Irak'ta. He? Onun dedesi Seyyid Taha'dır. Ve arkadaşlar, Halid-i Bağdadi gerek Kuzey Irak coğrafyasında, gerekse İstanbul'a kadar bütün Osmanlı coğrafyasında örgütlenen biriydi. Halid-i Bağdadi ölmeden önce tarikatlarına halifelik dağıtmıştır. Bugün bile tasavvufta vardır. İşte falan şeyhin halifesi. Bir vekillik vardır arkadaşlar. Vekilliğin üstünde de halifelik vardır. Yani şeyhler kendi müritlerinin, vekillerinin üst isimlerine halifelik verirler. İşte Sakarya halifesi, işte Aydın halifesi, işte Muş halifesi gibi şeyhler o vekillerin üstüne halife ismini verirler. İşte Halid-i Bağdadi de halifeler atamıştır. Mesela Celal Talebani'nin dedesi Seyyid Taha, Halid-i Bağdadi'nin Kuzey Irak halifesidir ve Osmanlı'ya isyan etmiştir. Halid-i Bağdadi, Kadiriye, Ceştiye, Sühreverdiye ve Kübreviye tarikatlarını birleştirerek Halidiye tarikatını kurmuştur. Bugünkü Mahmud Usta Osmanlıoğlu'nun Cübbeli Ahmet'in tabi olduğu tarikat da işte bu Halidi tarikatıdır. Nakşibendi'nin Halidi kolu. Menzilciler de kendilerini buna nispet ederler ama kendilerini Halid-i Bağdadi'ye nispet etmelerine rağmen Halidi ismini vermezler. Semerkantçı derler kendilerine. Yani arkadaşlar, Mahmud Usta Osmanoğlu'nun şeyhinin şeyhinin şeyhi Osmanlı'ya isyan eden bir adamdır. İngilizlerin dostu olan bir adamdır. Değerli arkadaşlar, Halid-i Bağdadi dedik ya, hani halifelikler veriyor müritlerine. Kendisi ölmeden önce öz yeğenini 1822 yılında, öz yeğenin ismi de Muhammed Salih'ti bu arada, İstanbul'a göndermiş ve İstanbul'da Bektaşilik geleneğini kaldırarak Halidilik geleneğini yaymış ve başarılı olamamıştır Halid-i Bağdadi'nin yeğeni. Daha sonra Halid-i Bağdadi İstanbul'a Abdülvehhab Susi'yi halife tayin etmiştir. Halid-i Bağdadi için bak, İstanbul'da zaten halife var bir tane, değil mi? Osmanlı halifesi var yani. Bize göre arkadaşlar, Osmanlı ilk 350-400 senesi müsbettir. 350-400 seneden sonra Tanzimat Fermanı, Gülhane Hattı Hümayunu, Islahat Fermanı, Meşrutiyet Meclisi'nin açılması, fennin ve örfi kanunların, dini ve şer'i kanunların ayrılması, kısacası batıya özenmek, Fransızlara, İngilizlere özenmek başladıktan sonra bizim için Osmanlı bitiyor arkadaşlar. Sıradan bir devlet yani bizim için Osmanlı. Ne zamana kadar? Bu çizgiye kadar, yani 2. Mahmut çizgisine kadar. 2. Mahmut'tan sonrası bitiyor yani Osmanlı Devleti'ndeki bizim destek bakış açımız. Değerli arkadaşlar, ama bu tarihte Osmanlı'da sözüm ona bir halife var, değil mi? Ama bakın, Halid-i Bağdadi denen bölücü İstanbul'a bir halife atıyor. Bu halifesinin ismi de Abdülvehhab Susi'dir. Abdülvehhab Susi, dönemin Şeyhülislam'ı Mekkizade Mustafa Asım Efendi'yi etkisi altına alıyor ve İstanbul'da Gümüşhanevi Tekkesi'ni kuruyor. Gümüşhanevi Tekkesi bugün bile var İstanbul'da, bugün bile. Günümüzde bile var. Gümüşhanevi Tekkesi'ni kuruyor ve bu tekke devlet işlerine müdahale etmeye kadar ilerliyor. Yani Osmanlı'da artık çok etkili oluyorlar. Bu tarikatçılık Osmanlı'da bu kadar fazla etkili oluyor. Ve arkadaşlar, Şeyh Ubeydullah ve Seyyid Taha isyanlarından sonra Nakşi Halidiler sürekli Osmanlı'ya isyan etmiştir. Mesela Şeyh Abdüsselam Berzenci, yani Abdüsselam Barzani 1907 yılında Kuzey Irak'ta devlete isyan etmiştir, Osmanlı'ya isyan etmiştir. Ve arkadaşlar, Halidi tarikatı tarikat tarihi boyunca Seyyid Taha'dan başlamak üzere 4 defa Osmanlı'ya isyan etmiştir. İstanbul'da da Gümüşhanevi Tekkesi adı altında devlet içerisinde örgütlenmişler. Hatta devlete müdahale edecek kadar bile güçlenmişlerdir. Yani Halid-i Bağdadi bölücü bir adamdır değerli arkadaşlar. Peki gelelim Halid-i Bağdadi'nin rabıta hakkındaki faaliyetlerine. Bakın arkadaşlar, Halid-i Bağdadi
Risaletun fi tahkikun rabıta kitabında, rabıtayı ortaya koyduğu kendi kitabında, bakın rabıta hakkında ne diyor? Lütfen iyi dinleyin. Yani bu şirk değilse arkadaşlar, şimdi size 3 tane nakil okuyacağım. Birincisi Risaletul Rabıta'da, ikincisi Risale-i Halidiye'de, bunları Halid-i Bağdadi söyleyecek. Üçüncüsü de günümüzün Halid-i Bağdadi'si olan Mahmud Efendi'den bir nakil okuyacağım. Bakın arkadaşlar, bu da sayfa 221'de geçiyor, ondan baştan söyleyeyim. Halid-i Bağdadi şöyle söyledi. Rabıta, müridin Allah'ta fena olmak için, yani Allah'ta erimek için, fena fillaha ulaşmak için, yani nirvana'ya ulaşmak için, şeyhinin şeklini hayal edip onu sürekli canlandırmasıyla onun ruhaniyetinden yardım istemesi suretinde tıpkı şeyhinin yanında bulunuyormuş gibicesine gıyabında bile ondan feyz almasına rabıta denir. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere Halid-i Bağdadi rabıtayı haşa ve kella Allah'ta fena olmak için, vahdet-i vücut yani Allah'ta fena olmak, Allah'ta erimek için, Allah'la beraber erimek yani vahdet-i vücut olmak için şeyhinin şeklini düşünerek Allah'a ulaşmayı ve sanki Allah'la beraber bulunuyormuşçasına onu hayal etmektir diyor. Yani arkadaşlar şirkin daniskası. Sonra da Halid-i Bağdadi diyor ki, çünkü mürid şeyhinin şeklini hayalinde canlandırmakla huzur bulur, nurlanır ve bu sayede çirkin işlerden uzak durur diyor Halid-i Bağdadi denen bölücü müşrik. Yine arkadaşlar Halid-i Bağdadi Risale-i Halidiye'de rabıtadan şu şekilde bahsediyor. Rabıtanın dereceleri vardır. Bakın arkadaşlar ha, şimdi rabıta yapıyorsunuz o da yetmiyor ha. Yine Budizm'deki kast sistemi devreye girdi. Rabıtanın dereceleri vardır. Siz kimsiniz ya? Siz basit rabıta yaparsınız. Büyük adamlar büyük rabıta yapar. Rabıtanın dereceleri vardır. En üstün derecesi iki gözün arasında olan hayal hazinesiyle mürşidin ruhaniyetinden yüzüne ve iki kaşının arasına bakmaktır. Zira orası feyzin kaynağıdır. Ondan sonra mürşide karşı kendisini alçaltarak son derece tevazu ile yalvarmak, bak dikkat edin mürşide yalvarıyorsun alçalarak, yani secdeye giderek mürşide yalvarıyorsun. Ve onu Mevla ile kendi arasına vesile koymak suretiyle mürşidin ruhaniyetinden hayal hazinesine girip kalbin derinliklerine indiğini düşünüp sonra da yavaş yavaş oraya aktığını ve indiğini hayal ederek şeyhini kendi nefsinden geçinceye kadar gözünde düşünmektir. Haşa ve kella. Yani arkadaşlar var ya, eğer bu şirk değilse hiçbir şey şirk değil. Yani eğer bu şirk değilse arkadaşlar, Budistler de cennete girer, Hristiyanlar da cennete girer. Çünkü onlar tam da bunu yapıyorlar. Biri Hazreti İsa'da, biri kendi dinlerinde. Mekke'li müşrikler de putlarına karşı böyle yapıyorlardı. Arkadaşlar bu şirktir yani. Ve bu şirki de Mahmud Usta Osmanoğlu'nun Ruhul Furkan kitabının 2. cildinin 64. sayfasından bir cümleyle taşlandıralım tabiri caizse. Mahmud Efendi şöyle söyledi. Rabıta bir müridin, mürşidin ruhaniyetiyle beraber suretini kalp gözünün önüne getirerek hayal etmesi ve kalbiyle ondan yardım istemesidir. Haşa ve kella. Bak şeyhini hayal edeceksin, ondan yardım isteyeceksin diyor. Mahmud Efendi buna rabıta diyor. Bu şirktir arkadaşlar. Bu rabıta şirkinden uzak durun. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İnnallâhe lâ yakfuru eyyüşreke bih. Allah şirki asla affetmez. Ve yakfuru mâ dûne zâlike limen yeşâ. Bunun dışında istediği günahı affeder. Arkadaşlar bakın. Günahların, haramların affı vardır ama şirkin affı yoktur. İnnehu men yüşrik billâhi. Kim Allah'a şirk koşarsa fakat harramallâhu aleyhil cenne. Allah ona cenneti yasaklar. Ve me'vâhun nâr. Onun varış yeri cehennemdir. Ve mâ lizzâlimine min ansâr. Oradakilere, oradaki zalimlere kimse yardım etmez diyor Allah Azze ve Celle. İnnehu şirkun lezulmül azim. En büyük zulüm şirktir diyor Allah Azze ve Celle. Ey kardeşim şirk koşarak zalimlerden olma. Allah Azze ve Celle'ye ortak koşma. Rabıta yapma. Yapanlara da nasihat et inşallah. Benim söyleyeceklerim bu kadardır hocam. Allah razı olsun. Kardeşlerimizden bu videoya yorum yapmalarını, beğenilerini ve paylaşımlarını eksik etmemelerini rica ediyoruz. Sözlerinde bir iyilik veya güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğindendir. Bir eksiklik veya bir kusur varsa nefsim ve şeytandandır. Şimdi söz sizde hocam. Allah razı olsun hocam. Amin. Gerçekten ecmen. Çok faydalı bilgiler elde ettik. Allah razı olsun. Ki rabıta ile ilgili tüm şüpheleri de cevapladınız. Allah ilminize bereket versin hocam. Amin. İnşallah yine başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.